A Haber ekranlarına hoş geldiniz. Memleket Meselesi programıyla karşınızdayız. Gündemde o kadar çok başlık var. Her birini masaya yatırmaya çalışacağız. Merak ettiğiniz soruları da konuklarıma sormaya çalışacağım. Değerli konuklarım var. Hemen takdim etmek istiyorum. Eski Bakan Bülent Akarcalı bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. Sabah gazetesi yazarı bizden bir isim. Melih Altınok bizimle birlikte. Melih hoş geldin. Merhaba hocam. Ve akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç. Hoş geldiniz yayına. Hoş buldum. İyi akşamlar. Ankara stüdyoda da değerli bir konuk bizi bekliyor. Meclis İçişleri Komisyonu Başkanı, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Celalettin Güvenç. Hoş geldiniz yayına. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar herkese. Sağolunuz. Teşekkürler. Şimdi konuşmaya başlayacağız. İlk olarak yalan ve kışkırtıcı siyaset başlığıyla başlayacağız ama bugün biliyorsunuz AK Parti'nin grup toplantısı vardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan o noktada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert sözlerle yüklendi. Bir kulak verelim, üzerine konuşalım. Kendilerine grubumuz adına hoş geldiniz diyorum. Bu ne densizliktir? Bu ne terbiyesizliktir? Katarlı öğrencilerin ülkemizde sınavsız tıp fakültesine gireceği yalanını hiç utanmadan, sıkılmadan 2 milyon 600 bin öğrenciye ve ailelerine saygı duymadan tekrarlayacak kadar alçalabilen bir kafa bulunuyor. Kalkıp diyorsunuz ki Katarlı öğrenciler sınavsız olarak imtihana girecek. Ne oldu? Böyle bir şey oldu mu? Tepeden tırnağa hepsi yalan. CHP Genel Başkanı artık siyasetin değil, tıp ilminin, psikiyatrinin konusudur. Doktorların herhalde bir teşhis koyacaklardır. Kıyılarımız nasıl müsilajın tehdidi altında oksijensiz kalma riskiyle boğuşuyorsa, siyasette de yerli ve milli her adımı yok etmeye çalışan, dahası siyaseti kirleten bir müsilajla karşı karşıyayız. Şimdi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları böyleydi. Katar mevzusu gündemdeydi. Geride bıraktığımız günde de MHP'nin grup toplantısı vardı. Sayın Bahçeli o noktada bu konuyla ilgili açıklamalar yapmıştı. Sınavlar kaldırılsın açıklaması. Biliyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu gündeme taşıdı Katar'la ilgili bu mevzuyu. Ve bu durumun yalan olduğu ortaya çıkmasına rağmen de ısrarını, iddiasını sürdürmeye devam ediyor. Sayın Kılıçdaroğlu da bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Ona da bir kulak verelim. Sayın Bahçeli demiş ki, siyasi muhataplarımıza çağrıdır. Gelin bu üniversite sınavlarını kaldıralım. Gençlerimizi daha fazla yormayalım. Onların sosyal, ekonomik ve psikolojik sorun yaşamalarına müsaade etmeyelim. Güzel. Ama benim Bahçeli'ye bir iyi bir de kötü haberim var. İyi haberim şu, üniversite sınavları kaldırıldı. Kötü haberim bizim çocuklarımız için değil. Şimdi tabii bir açıklama daha geldi CHP cephesinden. O açıklamayı da Faik Öztrak yaptı. Hafta başında yaptı o açıklamayı. Son olarak derleyip toparlamak adına bilgileri Faik Öztrak'a da kulak vereceğiz. Biz sözlerimizin arkasındayız. Şimdi duyuyoruz ki sınav soruları çok zormuş. Neden bu kadar zor sorular soruldu? Yani insanın aklına geliyor, acaba boş kalacak kontenjanlara Katarlı öğrencileri doldurmak için mi bunu yaptınız? Kendi iradeleriyle mahkemelerde dava açan gençleri görmedik. Birileri gençlerimizi siyaseten kullanmaya devam etsin. Bunun için de kendi gençlik kollarını kullansın. Şimdi bu açıklama da belki de Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından daha çok tartışıldı, konuşuldu. Bugün Melih de köşe yazısında bu konuya değinmiş. Bu konunun hem topluma etkisini hem siyasi açısını hem de işin aslını bir konuşalım. Bugün yazında da değinmişsin. Önce şu Katar'la ilgili rakamsal mevzuları bir anlatabilir misin bize? Tabii ki. Ya bazen ben şüphe ediyorum. Ben mi delirdim de arkadaşlarım bana söylemiyorlar diye. Yani yıllardır siyaset gündemini takip ediyorum. Bu kadar fake bir gündem hiç hatırlamıyorum. Bakın. Konuşulan konu sınavlar acaba bu sene neden zordu sorusu. Hı hı. Öyle bir eleştiri çok duyuyorum. Zorlaşıyor sınavlar, öğrenci sayısı artıyor, kontenjanlar yerinde sayıyor. Faik Öztrak, CHP'nin sözcüsü çıkıyor diyor ki, yani 70 yaşında falan var kocaman insanlar. Çocukların yaptığı açıklamalardan bahsetmiyoruz. Acaba sınavlar bu sene Katarlı öğrencilere
yer açmak için mi zorlaştırıldı diyor. Katar'ın nüfusu, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi gibi ana muhalefet var. Dev bir partinin sözcüsüsünüz. Çok önemli bir makamdasınız. Bu konuda açıklama yapıyor genel başkanınız siz. Oturup ne bileyim Wikipedia seviyesinde Katar hakkında bilgiler edinmeniz gerekir. Katar'ın nüfusu, Hikmet yaşadı biraz sonra ayrıntılarını anlatır, 2.6 milyon. Ülkede sadece 300 bin Katarlı var. Diğerlerinin hepsi vatandaş değil. Orada yaşayanlar, Katar'da yaşayanlar. Katar'ın dışarıda okuttuğu öğrenci sayısı da 1000. Ve bunların içinde tıpla ilgili, sadece doktorluk değil, olanların sayısı da 27. Bu verdiğim 2018 yılı rakamlar. Hadi nüfus artmış olsun, 30 tane Katarlı öğrenci yurt dışına gidecek. Kişi başı gelirin 110 bin dolar olduğu, 90 bin eurolarda sanırım, bir ülkeden bahsediyoruz. Zengin öğrenciler. Amerika'ya, İngiltere'ye gitmeye çalışıyorlar. Zaten onlar da bu öğrencileri almak için müthiş şeyler yapıyor, koca üniversiteler. Hadi bu 30'u da Türkiye'ye geldi. Ya Türkiye'de sınava giren öğrenci sayısı 2.6 milyon. Yani Katar'ın nüfusundan fazla. Şimdi bakın, bunu söylediğinizde aslında üstüne bir şey söylemek gerekmiyor. Çok ciddiyetsiz bir durum var. Peki bunu nasıl söyler bir ana muhalefet partisinin lideri? 20 yıldır CHP'liler ne diyorlar? Biz iktidarı almak istiyoruz diyorlar ve yetki vermişler bu siyasetçilere. Vitrinde görünenleri, Faik Öztürk'a. Gerçi Faik Öztürk sülalece CHP'yi yönetiyor, kayyum atamışlar gibi. Yine en önde konumda. Yani muhaliflerin, Erdoğan'ı eleştirenlerin, AK Parti'ye oy vermeyeceğiz diyenlerin sözcüsü Faik Bey'in seviyesi midir? Net bir soru soruyorum. Bu konuda sınav sistemiyle ilgili, Katar'ın yatırımlarıyla ilgili eleştirisi olan vatandaş olabilir, seçmen. Çok doğal, soracağız tabii canım. İktidar neler yaptı, doğru olacak diye bir şey yok. Ama sizin sözcünüz o kadar, 20 milyon oy alıyorsunuz ne kadarsa. Yani bu mudur seviye? Günlerdir Türkiye'nin gündemini trollüyorlar, 3 gündür. Ana muhalefet partisinin gündeme getireceği başka konular yok mu Türkiye'de? Ben bunun artık bu siyasi kavga, iyi niyetin ötesinde bir tavır olmaya başladığını düşünüyorum. Z kuşağı diye bir şey çıkarmışlar, onlara seslendiklerini söylüyorlar. Z kuşağına seslenmek demek, insanları, o genç beyinleri, 16-17 yaşında çocukları, sınavın bir gece öncesinde böyle FETÖ'cü trollerin piyasaya sürdüğü şeylerle morallerini bozmak, hayallerini yıkmak değildir. Bunun adı kesinlikle Türkiye'de muhalefet değil. Burada yani sadece bu açıklama üzerine söylemiyorum. Günlerdir bu tarz bir siyaset tarzı izleniliyor. Katar yani bunu... Niye Katar? Kılıçdaroğlu'nun ilk Katar çıkışı da değil. Niye sürekli Katar? Katar şöyle bir durum. Türkiye'de yatırım yapan ülkeler arasında önce birinci sırada işte Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Hollanda, İngiltere gibi Avrupa ülkeleri geliyor. Katar 17. sırada bu listede. Yani Türkiye'ye kim yatırım yapıyorsa ona düşmanlık geliştiriyorlar ve bunun içinde açıkça ırkçı bir söylem de var. Net söyleyeyim. Pis Arap söylemi var bunun içerisinde Katar'a yönelmesinde. Siz duydunuz mu bir İngiliz şirketi, Amerikan şirketi müthiş burada ayrıcalıklarla yatırım yapınca, bir şey yapınca gıklarını çıkarttıklarını. İkincisi de şu örnek mesela. Şirin Payzın yine bir gazeteci. Arnavutluğa diyor ki SİHA alacakmış Arnavutluk Türkiye'den. Ya diyor, Arnavutluğun ihtiyacı mı var SİHA'ya diyor. Muhalif olabilirsiniz. Her türlü icraatın işlevini sorgulayabilirsiniz. Hukuka uygun olup olmadığını sorgularsınız da. Ya size ne? Yani Arnavutluk parlamentosu karar vermiş. Benim ihtiyacım var. SİHA alacağım diyor. Burada Türkiye'de çalışan bir gazeteci ya da bir gazeteci diyelim. Türkiye'de çalışması önemli değil. Hani vatanseverlik kavramlarını falan tartışmak istemiyorum. İşin mantığı açısından sorguluyorum Cansın. Gazetecilik açısından. Basit bir şekilde. Ya böyle bir şey söyler misiniz? Yani ben de şey dedim Twitter'da. Merak etme, orada SİHA ile vurulacak PKK yok. Yani dert etme kendini. Bir ticaret yapıyor sizin ülkeniz. Bu ticareti karşı tarafa, rakip devlete, onlara seslenerek niye yapıyorsunuz diye sorulur mu? Türkiye'yi kitleme üzerine bir modeli geliştirmişler. Aslında klasik solcu refleks, Stalinist-Leninist refleks. Bu çelişkiler keskinleşsin, ülke kitlensin, böyle bir mağduriyetler yaşayalım, çıkmaza girelim, halk sonra bize yönelir. Bu temel strateji üzerine yürüyorlar ve Türkiye'nin ulusal meseleleri, işte pandemi, bilmem ne, bu konulardaki tavırları da aslında bunun üzerinden. Ben pandemideki tavırlarına bakıyorum. Yol yapımına karşı çıkan birisi, yani yol ya bu. Alternatifi de var, istersen gidiyorsun gitmiyorsun. Yol yapımına karşı çıkan birisi pandemide çok destekliyor. Kapanmalar olsun. 3 hafta yetmez, 8 hafta olsun. İstiyorlar ki milletin burasına gelsin ve biz oradan oy devşiririz. Ama böyle bir kaotik durumda o oyların oraya gideceğinin falan garantisi yoktur. Yani Türkiye'yi dinamitlemeye çalışıyorlar bu söylemlerin kendisiyle. Katar söylemi de budur. Saçma sapan bir gündem at. Bütün Türkiye'nin televizyonlarında biz gazeteciler, daha önemli konuları var Türkiye'nin, onlara odaklanacakken bunları konuşuyoruz. Bu trolleme organize bir faaliyettir.
Şimdi bu trolleme organize bir faaliyet. Önemli. Bir de dedi ki Melih, Türkiye'yi kitleme üzerinden gidelim, halk sonra bize yönelir. Yani oyları alırız. Şimdi bunların toplumda var mı karşılığı? İzahı var mı? Hikmet'e geçmeden şunu söyleyeyim. Kurtla bir olup sürüye dalıyorlar, koyun çobanla ağıt yakıyorlar. Yani 3 ay kapansın dersen birisi bir esnaf için, o bitti demektir ya bunun. Sonra da esnafın yanına gidip kiranızı nasıl ödüyorsunuz? Evet. Bir soru sorabilir miyim? Mevzu. Tabii, buyurun. Ya kapasiteleri buysa, kabahat suç onlarda değil. Siz daha deneyimli bir siyasetçisiniz. Daha iyi görüyorsunuz, ben de eminim. Ben genç heyecanımla böyle anlatıyorum. Evet, o da olabilir. Ama asıl mesele zaten de burada. Yani şöyle şuradan devam edeyim. Tabii en son mevzu başka bir mevzu. O da aslında bu işin içerisinde olan bir durum. Yani bu pandemi tamam, üzerinden. Tamam, onu konu tabii. Evet, pandemi örnek, üzerinden. Son örnek verdim. Ama çok doğru bir yer. Çünkü bütün dünyada bu pandemi işte ülkelerin ekonomilerini sarstı. Bizi de sarsarsa eğer, acaba ABD'de olduğu gibi hani bir şeyler olur mu? Elektronik oy getiririz. Veyahut da Macron, şey Macron'la Le Pen kaybediyor, ötekiler kazanıyor. Neden? Alakası yok. Birisi asırı sadece, öteki Macron. Hı. Ama aradan bir şey çıkar mı? Bizim 25-28 olur mu hikayesi de çok doğru bir tespit. Biraz önceki Melih Altınokut, artık böyle konuşacağız. Yanlış anlaşılma olmasın. Biraz ironi konuşacağız. Biraz mizah yapacağız. Ötesine geçemezsin çünkü. İzahı yok. Burada bir burada bir istatistik bilgiler, entelektüel bakış olmaz. Çünkü aslında Melih Altınok çok da güzel anlattı ama onun da hatalarını burada düzeltmemiz lazım. Bir, 300 bin değil 350 bin kişi. İki, Melih, 27 kişi verdi. Bakın 27 kişi yanlış. Çünkü bunu çoğu ABD'yi tercih ettiği için Türkiye ortalaması 4,5. 4 kişi. Onu ya bakalım evet, rakama. Tabii. 27 fazla gelebilir bize çünkü. Tabii burada baştan söyledik, ironikten bahsediyoruz. Ama maalesef bunlar gerçek. İşin kötü tarafı da bu. Hani niye insanlar bunu yapar peki? Yani bu kadar göz, mesela en son verilen şeyde Katar'ın bu Melih Altınok'un bugünkü yazısında ve açıklanan rakamlar ortada. Bunu da birileri söylemiş olması lazım. Melih Altınok biraz da kafa yaptı, dalga geçti Kılıçdaroğlu'yla. Wikipedia bilgisiyle dahi öğrenebilirdim bunu. Yani Allame-i Cihan'a gerek yok dedi. Peki niye ısrarla bunu yapıyor? Asıl soru bu kadar yalan boca ederek devam edebilmekte. Bütün soru bu. Ben birazcık bir tweet attım. Hatta vardır, buna bağlayacağım. Benzin istasyonuna girdim, çıkarken birisi diyor, Hikmet Bey değil mi dedi. Evet dedim. Bak işte buraya bağlayacağım. Evet dedim. Ben de gülüyorum tabii, bana selfie çekecek diye. Kötü geldi adam çünkü. Kılıçdaroğlu'na çok yükleniyorsunuz dedi. Ben de tek bir cümle kurdum. Ama çok yalan söylüyor. Ondan sonra adamın tek cevabı olsun dedi. Hikaye bu kadar. Evet. Şimdi bu çok kötü bir durum. Yani olsun dedi ve hikaye bitti. Şimdi bu tabii rakamları bu şekilde verdim, gülelim biraz diye. Enteresan bir durum var. Kılıçdaroğlu'nun ikinci, hani o esprili konuşması, biraz da gülelim diye başlıyor çünkü o konuşmaya. İyi haberim, kötü haberim var. Bu şey demek istiyor yani, ısrarlı. Tabii. Bu yalanda ısrarlı. Aklıma, hakikaten bak şaka değil. Yani bak, Melih de yılların gazetecisi. Çok da fikirleri beğendiğim bir insan. Burada değerli bakanımız var. O tek tarafta milletvekilimiz var. Ama şöyle bir şey de var. Yani bu mevzuyu bir sosyoloji analizi yaparak anlatamazsın. Yani eğer ciddi, hakikaten bakalım bu yalanları toplarsak %28.2 çıkar mı diye gülerdir adama. Hı. Şimdi aklıma bir tek anlatabileceğim şu kalıyor. Cansı, o da şu. Kılıçdır, bu böyle maalesef. Soruyorlar, diyorlar ki hangi takımı tutuyorsun? Çok eski bir hikayedir. Lefter'den beri Fenerbahçeliyim diyor. Çünkü Lefter çok iyi bir kalecidir diyor. Hatırlıyor musunuz? Bak orada bir şey saklı. Şeytan ayrıntıda gizli. Spiker şey deyince, Lefter kaleci değildi, forvetti, gol atardı deyince birkaç saniye sonra dönüp şunu diyor. Ama bir arada kalecilik yapmıştı galiba. Şimdi o gün ben notumu verdim. Şimdi bak, bir ara kalecilik yaptıktan sonra Lefter de o zaman hayattaydı, konuştu. Hiç kaleye geçmedim ama bilmiyorum. Çok kaleci ya. Şimdi olay şu. Bu bir artık hani çok da klişe gibi görünüyor. KC'ye yazmışsınız. Yalan siyaset diye, bu bir tarz. Yani hepsini boca edeyim. Yaz, ama işe yaramıyor. Göbels taktiği dedik, çok büyük at dedik. Çok büyük arka arkaya atarsan böyle. Bir karşılığı var mı? Ben benzine görmüyorum. Adama göre var. Ama çok yalan söylüyor deyince olsun dedi. Hani söylese de üzerine gitmedi. Şimdi bu kafa... Ama itiraz da ediyorlar, onu da ekleyelim. Yani aklı başında insanlar, CHP'li gazeteciler, CHP'li seçmen. Ya bakın, doğru. Bu olay üzerine, Katar üzerine neler dediler. Tweetler duruyor hala. Ya bizi de rezil ediyorsunuz diye. Ya ama adamlar sıkışmışlar. Sayın Bakan'ın dediği gibi. Herhalde profil bu biraz da değil mi yani? Şöyle diyeyim bakın. Son cümle şöyle bakalım. Her meslekte olduğu gibi. Son cümle bakalım. En sondaki düzeltme de aşağı yukarı aynı düzeltme. Kılıçdaroğlu yani bu Katar yalanını söyledikten sonra arkasında durdu. Faik Öztürk'ün, sen de yazmışsın. Faik Öztürk'ün de hala kontenjan üzerinden, ki o da zor soru olunca o da tekniği de bilmiyor. Yani o kadar da
Bu fikir fukaralığıyla ilgili bir şey. Hani zor soru olunca kontenjan daral diye bir şey yok. O başarı oranına göre yapıyor. Öğretmenim. Bir cümle sonda Kılıçdaroğlu toparlamaya çalışıyor. O yalanı toparlamaya çalışıyor. Yani Lefter gol atıyordu. Arada bir kareye geçiyordu. Oraya gibi. Ben başka bir şekilde yaklaşayım. Ya Kılıçdaroğlu yalan söylediğini bilmiyorsa, anlayamıyorsa, o söylediklerine hakikaten inanıyorsa, bir de onu düşünün. Mümkün mü böyle bir şey Sayın Bakan? Kapasite meselesi dedim. Niye mümkün olmasın? İnsan kendini tekrar ede ede yalanın doğru olduğuna inandırır. Psikolojik bir şeydir. Yani bunun için Freud'u okumaya gerek yok. Siz bakanlığınız döneminizde size gelen şeyleri Sayın Bakan nasıl yapıyordunuz? Danışmanlarınız size diyorlar bir akıl süzgecinden geçiriyordum. O yüzden mi olmaz diyorsunuz? Yani. Ama bakın şöyle diyeyim. Bu rakamlar ona bir her meslekte olduğu gibi, tamam mı? Siyasette de, tamam mı? Belirli bir noktaya da bir şey yapabilmek için bir yaratıcılığınız, bir kavram geliştirmeniz, becerinizin olması gerek. Ama siz oraya tesadüfen fırlatıldıysanız, tamam mı? Kim beni buraya itti diyerekten FETÖ aracılığında bunlar aranmadı. Yani kimse alınmasın. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun geldiği mevki, genel başkanlık mevkii için hiçbir ter dökmedi. Hiçbir çabası, şusu, busu olmadı. Baktığımız zaman diğer siyasi liderlere, tamam mı? Ondan sonra Turgut Bey devletin bütün kademelerini açtı, geldi, etti. Yıldırım Akbulut Bey İçişleri Bakanlığı, Meclis Başkanlığı vesaire vesaireden geldi. Baykal Mesut Bey yıllarca bakanlık şu bu yaptı etti. Süleyman Bey hakeza, rahmetli Bülent Ecevit aynı şekilde partinin genel sekreterliğinden. Ondan sonra Tayyip Bey İstanbul'un il başkanlığını yapması, belediye başkanlığını yapması, etmesi. Yani dağ tırnaklarıyla tırmandılar. Evet. Biri de helikopterle kondu oraya. Şimdi dolayısıyla bana göre yani tenkit ederken, tenkit edenler de bırakın kendini destekleyenleri, Kemal Bey'den sahip olmadığı becerilere, sahip olmadığı bir yaratıcılığa yönelik davranış bekliyorsunuz. Ama çok başarılı. Hala partisinin iktidarında yani o belki seçimleri kazanamıyor ama partisinin iktidarını bakın, koruyor. Bakın şöyle diyeyim. Zekasının göstergesi değil mi? O partileri ilgilendiriyor. Ben başarı hususuna neye bakarım? Şimdiye kadar futbol oynadığı ligde kaç tane kazandığı maç var? Kazandı. Yok. Beraberlik bile yok. Ondan sonra İstanbul, Ankara belediyelerini kendisi kazanmadı. Ondan sonra bir nasıl diyeyim ortaya oluşan yeter ki AK Parti kazanmasın diye birbirine benzemez partilerin bir araya gelmesi kazandı. Hani oradan kendine pay çıkarabilir ama bürokratik hamleleri biliyor belki Sayın Bakan. Parti içindeki o bürokrasiden geldiği için siyasetten gelmedi diyorsunuz ya. Siyasetteki tek gerçek seçmenden aldığınız oydur. Şimdi seçmenden aldığımız oya baktığımız zaman o başa geldiğinden bu yana CHP'nin oyunda herhangi bir artış yok. Yok. Oysa ki nüfus artmış, etmiş vesairesi, yeni nesiller var, şusu busu. Dolayısıyla hani kendisinin aklına ilk gelen neyse üzerine gitme durumu var. Esas sorun şurada bakın. Türkiye'de bunu sık sık tekrar etmemiz lazım. Çok kötü bir muhalefet anlayışı 1950'lerde başlatıldı ve devam etti. Hı hı. Seçimle iktidara gelmiş. Ondan sonra meclisten güven oyu alarak hükümet olmuş bir yapıyı sürekli olarak gayrimeşru kılacak çalışmalardır. Buna kimi kalemşörler de dahildir. Bir de işte muhalefet dediğimiz partiler de olmak dahildir. Hı hı. İktidara gelme yollarını açabilmek için kendinden olmayanı gayrimeşru kılmadır. Erken seçim talebi de dolaylı olarak bir idare. Erken seçim neden istenir? Kazanacaksınız. Bakın. Bir samimiysen bir seçimden sonra o iktidarı alabilecek ekibi kurmuş, projelerini hazırlamış, stratejisi taktiği, Türkiye'nin sorunlarının nasıl çözüleceğini birer fizibilite gibi A'dan Z'ye koymuş etmiş bir parti tarafından olur. Evet. Amenna. Der ki bak arkadaş benim elimdeki formüllerle ben Türkiye'nin tüm sorunlarını çözüyorum. Vakit kaybetmeyelim. Onun için ama şu anda yok. Hatta beni bırakın isim vermeyeyim ama yani sık sık CHP'ye de destekler şekilde yazı yazan kimi arkadaşların da göre diyor ki web sitesine giriyorum CHP'nin hiçbir şey yok diyor. Hakikaten şu anda da çıkalım bir an ki ben soruyorum. Ben ciddi bir şekilde haftada 5-6 tane kahveye gidelim vatandaşlarla konuşup yani burada konuştuklarımız nasıl algılanıyor ediyor vesaire diyerekten ben diyorum ki samimi olarak yani içinizde CHP'nin neden iktidara geldiği zaman iyi bir şey yapacağını söyleyebilecek olan var mı? CHP'li olanlara da dahil. Sorun orada. Evet. Türkiye'de icraat hep
merkez sağda olanlar tarafından yapıldı. Sağ partiler tarafından. Bakın bir de şunu belirteyim tekrar tekrar. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu parti bugünkü CHP değildir. Halk kurulan Halk Partisi, Halk Fırkası Batı'nın o zamanki durumundan şimdiye kadar sağ parti olarak kurulmuştur. Bugün Batı'da bütün sağ partilerin adı Halk Partidir, Halkçı Partidir. Avusturya'da Volkspartei'dir. İspanya'da Parti Popülare'dir. Onu bırakın sosyal demokratların Sosyalist Enternasyonel'e karşı olanın adı da People's Party'dir. Halkçı Partidir. Ve Halk Partisi icraatlı dönemini bir merkez sağ partisiyken, halkla içiyken şeydi. Ne zamanki ortanın solu diyerekten olmayan bir kavramı icat etti, bürokratlaştı, halktan koptu ve hala icraata dönemedi. İcraata dönemediği için icraata yönelik her şeyi yalnız tenkit etme durumunda. Evet. Çünkü icraatın ne olduğunu yaratamıyor. Artı kendisine de köküne de dönemiyor. Şimdi şöyle diyeyim biraz olacak. Şimdi eğer sen Avrupa Birliği'ne hakikaten inanıyorsan, o zaman 1963'te ortaklık anlaşmasını Avrupa ortak pazarla İsmet Paşa'nın başbakanlığı döneminde yaptın. Senin pardon. Ve İsmet Paşa Avrupa Birliği'yle ilişkilerinin iyi olacağına inandığı için. Peki bugün CHP'nin Avrupa Birliği konusunda Türkiye'nin üyeliğini, durumunu geliştirmek için yaptığı en ufak bir şey duydunuz mu? En ufak bir hareketi yok. Devam edeyim. 1974 Bülent Ecevit başbakandı. Hoş, rahmetli Erbakan'ın da çok büyük desteği vardı. Bir Kıbrıs Barış Harekatı oldu. Evet. Peki Kemal Bey Kıbrıs'a gidiyor. İki devlet olması lazım diyor. Gayet güzel. Peki bunun üzerine kalkıp da acaba Ankara'daki büyükelçilere birer yazı mı gönderiyor? Avrupa'daki siyasi partilere bir yazı mı gidiyor CHP'den? Yok. İcraat yönüyor. Kemal Bey Maraş'ı bilmiyor. Evet. Peki şimdi Bülent Bey Maraş'ı sordular. O da bocaladı. Hangi Maraş diye sordu. Mesele Kıbrıs'ta. Kahramanmaraş'ta. Onun haberi, onun Maraş'tan haberi yok. Siz çok derine girdiniz. Aşırı zor sorular soruyorsunuz. Peki şimdi Kahramanmaraş demişken o zaman. Hikmet Genç, Kahramanmaraş. Zaten Kıbrıs'taki Maraş, Kahramanmaraş'ın şubesidir. Peki şaka Sayın Bakan, o zaman Kahramanmaraş demişken. Sordu, bilemedi. Sayın Vekil'e de döneceğim ama öncesinde şimdi bu yalan siyaseti başlığı üzerinden konuşuyoruz. Hikmet Genç noktayı Kahramanmaraş'a hazır getirdi. Yönetmenim Mehmet'ten bir barko rica edeceğim. O yalan siyaseti üzerine sadece birkaç başlık paylaşacağım önce hem sizlerle hem seyircilerimizle. İlerleyen dakikalarda da Sayın Akarcalı size tekrar döneceğim. Döneminizle ilgili gelişmeleri bugüne karşı bir okumada yapalım istiyorum. Şimdi getirecek arkadaşlarım ekrana CHP'nin o çarpıtma siyaseti başlığını attı. Katarlı öğrencileri sınavsız tıp eğitimi çarpıtması. Az önce zaten bunu konuşarak başladık. Oğlumun adını değiştiremiyorum çarpıtması. İşte oğlunun adının bir kişinin Recep Tayyip olduğunu ve bunu değiştirmek isteyip değiştiremediğini nüfus müdürlüğüne gidip iddia eden bir haber. Salda Göğü'ne kanalizasyon akıyor çarpıtması ve günlerce aslında çarşaf çarşaf yazılan, çizilen 128 milyar dolar nerede çarpıtması ki soruyu soran taraf kendi cevabını kendi vermişti sonunda. Şimdi ben Sayın Vekil'e de döneceğim. Çünkü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın az önce grup toplantısındaki o konuşmasını ekrana taşıdığımızda orada önemli de bir cümle kurdu. Okuyacağım direkt onu. Yalan operasyona karşı hakikat operasyonu yapacağız dedi. Sayın Güvenç, hem bunu biraz açalım istiyorum hem de parti olarak bu tırnak içerisinde yalan siyaseti olarak adlandırılan siyasetle nasıl mücadele etmeyi planlıyorsunuz? Evet, çok teşekkür ediyorum. Tekrar konuklarınıza sizlere iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. İyi akşamlar. Tam da ben bu yalanla ilgili biraz farklı düşünüyorum meseleye diyecekken güzel bir giriş yaptınız aslında. Bu yalanları küçümsemeden ciddiyetle ele alıp masaya yatırmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu münferit olarak Faik Özrak'ın veya Kılıçdaroğlu'nun kapasitesizliklerinden dolayı sehven söylenmiş yalanlar değil diye düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi ve onun arkasındaki akıl çok bilinçli bir şekilde iktidarı yıpratma adına her şeyi mübah görüyor, caiz görüyor ve hiçbir ahlaki değeri göz önüne almadan, ona dikkat etmeden bir siyaset yürütüyor. Yalanlara dikkat etmenizi isterim. Her yalanda toplumun belirli bir kesimini
etkileme amacı var. Toplumun belirli bir kesimine ulaşıp, özellikle bu genç seçmen olabiliyor, bir mesaj verip orada bir tahribat yapıp kafaları karıştırıp bundan siyasi rant elde etmeye ve hükümeti yıpratmaya gidiyorlar. Açık söylemek gerekirse zaman zaman bu konuda başarılı olduklarını da görüyorum. Örneğin İstanbul seçimini biz kaybettik. Dünyanın en büyük projelerini yapmışız son 19 yılda. İstanbul'un 94'teki hali var. İstanbul Cumhurbaşkanımızı biliyor. Ama biz buna rağmen, İstanbul'daki büyük projelere rağmen kaybettik. Neden? Gene politikaları buydu. İstanbul'a yaptığımız tüm büyük projelere bir şekilde kulp taktılar, yıprattılar, yaraladılar ve o projelerden oy alacağımıza halkın kafasında soru işareti oluşturdular. Örneğin dünyanın en büyük havalanlarından bir tanesini yaptık İstanbul'a biz. Seçim kampanyası süresince sürekli bu havalanıyla uğraştılar. Yeriyle uğraştılar, gerek var mıydı, bunu kimler yaptı, kredisi nereden alındı vesaire vesaire. Halbuki rasyonel akıl, bakın partici olmaya gerek yok. Rasyonel akıl İstanbul'lu havaalanının İstanbul'un çıtasını yükselteceğini, İstanbul'un bir aktarma merkezi olarak Avrupa ülkelerinin tamamına karşı alternatif hale geleceğini, dolayısıyla ülkemize önemli bir ivme kazandıracağını, ekonomik katma değer kazandıracağını rasyonel akıl görüyor. Ama bunun üzerinden hem İstanbul seçmeninin kafasını karıştırdılar, hem de dahası, ben Maraş milletvekiliyim, bahsettiniz, Kahramanmaraş milletvekiliyim. Kahramanmaraş ve Taşra'daki seçmene de, ya dünyanın en büyük havalarını yapıyorlarsa bundan size ne? İstanbul'a yapılıyor, size niye yapmıyorlar diye orada da bizi olumsuz etkilemeye çalıştılar. İfade etmeye çalıştığım şu, bu yalanlar çok bilinçli bir şekilde uyduruluyor. Hiçbir ahlaki değer dikkate alınmıyor ve toplumun belirli kesimleri hedef alınıyor. Şimdi pazartesi günü ben memleketimde Pazarcık'taydım. Kadın kollarımızla bir toplantı yaptık. Çok güzel bir ortam. Hanım kardeşlerimiz, fedakar insanlarla toplandık. Genç bir kızımız orada. Dedim ki, kızım ne yapıyorsun? Sınavdan çıktım dedi. Moralim bozuk, sorular zordu dedi. Dikkat buyurun. Pazarcık'ta, Maraş'ın Pazarcık'ında pazartesi günü sınavlar zordu dedi. Biraz konuşunca dedi ki, abi biz de mi Katarlı olalım dedi. Bakın ben Pazarcık'ta bunu yaşıyorum pazartesi. Sanırım salı günü Ankara'da bunu Faik Öztrak'a ve onun arkasındaki mutfak ona servis yapıyorlar. Faik Öztrak hiç bir müsteşarlık yapmış, bu ülke ekonomisine uzun süre yön vermiş bir adam olmasına rağmen, sanki dünyadan hiç haberi yokmuş gibi, sınavlar zordu, acaba bizim insanımızın, bizim çocuklarımızın girmesini engelleyip Katarlı mı dolduracaklar diye söylüyor. Melih Bey şimdi ona ironi yapıyor. Diyor ki, Faik Öztrak gibi adam bunu bilir. Bilmeme şansı yok. İşte toplam tıp öğrencisi 30 olan Katarlı bizim tıp öğrencilerimizi rahatsız edeceği, kontenjanlarını dolduracağını bilmeme imkanı yok diyor. Evet, Faik Öztrak'ın bunu bilmeme imkanı yok. Ama Faik Öztrak'a diyorlar ki, Maraş'ta, Pazarcık'ta, Ankara'da, Adana'da çocuklar bu sınavdan rahatsız. Siz eğer buna bir de Katar süsü eklerseniz bu çocukların beyinlerinde yer eder ve bunları Tayyip Erdoğan'a karşı soğutursunuz, hükümete karşı bir manipülasyon yaparsınız diyorlar. Ve ben bunu, bakın, örnek vererek söylüyorum. Pazartesi günü Maraş, Pazarcık'ta yaşıyorum. Salı günü Faik Öztrak bu dediğimi dillendiriyor. Bu ahlaki değil. Bakın, evet. Bu mantıklı da değil bana göre. Çünkü bir söz var. Yalanlarınızla bir kesimi sürekli inandırabilirsiniz. Yalanlarınızla herkesi bir kere inandırabilirsiniz. Ama yalanlarınızla herkesi her zaman inandıramazsınız. Siz yalanlarınızla İstanbul seçimini almış olabilirsiniz. Ama bir dahaki seçim, bu seçmen bunu yutmayacak diye düşünüyorum. Ama buradan ben şunu çıkarttım. Pazartesi günü yaşadığımdan sonra. Mesela ben birçok paylaşımı sosyal medyada, ya bu kadar da gerek yok. Yani bunu paylaşmaya ne gerek var? Yani mantık dışı bunların yaptığı, paylaşmayayım diye düşünüyordum. Pazartesi örneğinden sonra şunu düşündüm.
hepimizin ısrarla ya bu saçmalıklara cevap verilmeye gerek yok demeden o yalanın hedef alındığı kitlenin kafasını aydınlatma adına paylaşım yapmalıyız. Fırsat buldukça yazmalıyız. Kalemi olanlar, televizyona çıkanlar bunları anlatmalı. Yani bunlar kesinlikle bir merkezden üretilen planlı, programlı bir yalan siyaseti. Boş bir şey değil. Örnekleri de bugün Sayın Cumhurbaşkanımız söyledi zaten. Onlarca. Ha bir şey daha var. Bu temel yaklaşımımı ifade ettikten sonra söylemek istiyorum. Kılıçdaroğlu'nun kimliğinden kaynaklanan da sorunlar var. Kılıçdaroğlu'nda tutarlılık diye bir duygu yok. Yani Wikipedia'dan bahsettim Elif Bey. Bırakın bir siyasi lideri, ortalama bir insanın taşıması gereken tutarlılık kaygısı yok. Rahat rahat konuşabiliyor. Şimdi siyasetçilerle ilgilenenler diyor ki, yalan söyleyen insanın zeki olması lazım. Çünkü yalanını unutursa çabuk yakalanır. Kılıçdaroğlu'nda ya o zeka yok, söylediği yalanı unutuyor. Çünkü çok çabuk onun çelişkili açıklamasını yapabiliyor. Enteresan bir yapısı var. Hem tutarlılık kaygısı yok, hem yalan söylemede ahlakı hiçbir değeri düşünmüyor, hem de bana göre unutuyor. Yani birisi diyor ki Sayın Bekir, böyle yani siyasetçiler şekeri var herhalde bunun diyorlar. Çabucak unutuyor söylediği ya yalanı ki tekrar tekrar edebiliyor. Kendisinden kaynaklanan bu sorunu da ayrıca belirtme gereği duyuyorum. Ama temel mesele iktidar partisi olarak bizlerin bu yalan siyasetinin hedef aldığı kitleleri mutlaka doğru bilgilendirmeliyiz. Bu kadar da olur mu dememeliyiz. Mesai harcamamız gerekir diye düşünüyorum. Peki Sayın Bekir, size bir sorum olacak. Şimdi dediniz ki işte hafta sonu memleketteydim. Orada öğrencinin biriyle aranıza geçen diyalogtan bahsettiniz. İlerleyen dakikalarda konuşacağız. Z kuşağını az önce Melih açtı. Bu konuyla ilgili de başlığımız olacak. O yüzden kısa bir cevap isteyeceğim. Çünkü cevap hakkı size doğuyor. Sayın Kılıçdaroğlu bu açıklamayı yaptıktan sonra ve ısrarcı olduktan sonra Twitter hesabından bir paylaşım da yaptı. Dedi ki, sevgili gençler, birkaç genç beni dava etmiş. Biliyorsunuz 1 liralık tazminat davaları açıldı farklı şehirlerde bazı gençlerden. Bunun üzerine size seslenmek istedim. Gençler, iktidarımızı öyle güçlendireceğim ki, özgürleştireceğim ki sizleri. Siyasetçiler sizi manipülasyonlarına araç etmeyi cesaret edemeyecek diyor. Hedef zannediyorum partiniz. Gençleri neden manipüle ediyorsunuz? Manipüle eden kendisi. Dedim ya, manipüle ediyorsunuz lafı da bir başka büyük yalanın canlı ifadesi. Yani destursuz, hiçbir şey duygusu olmadan, utanma duygusu olmadan bunları söylüyorlar. İfade ettiğim gibi bunlara karşı da bizim ısrarla doğruları ifade etmemiz gerekiyor. Ama peki, Kılıçdaroğlu çok şanslı. Şimdi Celalettin Bey de anlatıyor. Hem de unutuyor diyor ya, hani yalan söyleyeceksin, unutacaksın. Böyle bir kaygı da gitmeyeceksin. Dünya ona güzel demek ki. Bundan bu sonuç çıkıyor. Böyle yani Sayın Bakan'ın dediğinin ötesinde, yetersizliğinin yani, ötesinde bir de mutlu da bir halde. Ben tabii, Sayın Bakanımızın tabii, da mutlu, işte, mutlu da değil mi Sayın Bakan? Zaten Kılıçdaroğlu mutlu. Sayın Bakan da onu söyledi. Eğer tam anlamıyla rasyonel olup da bir şey başaramadığınızı anladığınız zaman mutlu olursunuz. Doğru. Şeyden, bilmek sorumluluk yüklüyor. Hatta şöyle bir hikaye var. Doğruymuşa tam isimleri hatırlayamayacağım. Rus ordusunun Çatalca'ya yaklaştığında, ettiğinde ondan sonra bir bakıcılardan biri padişahın üzgün olduğunu falan görünce, şey deyince diyor ki, ya diyor, koca padişahımız niye üzgün diyor. Kalkıp şöyle bir üf desin, hepsi kaçar gider deyince sultan da diyor ki, ya şunun aklını bana verseniz de bir gece rahat uyusun. Rahat uyusak. Şimdi ben biraz önce Sayın Vekilimiz de Maraş'tan bize seslendi. Aslında çok da doğru bir şeyden bahsetti. Biz de gizgahta tabii rakam rakam verince doğru yani. Melih'in yazdığı yazı doğru. Hani orada rakamları ben şu açıdan 27 bile fazla geldi. 3'e indirdik ya orada. Gerçek rakamı. Bunun bir siyaset tarzı olduğu ortaya çıktı. Ama hakikaten ben burada özellikle Sayın Güvenç'e de şey yapıyorum, katılıyorum. Bunu sürekli de ifşa etmek zorundayız yani. Yani şimdi şöyle bir şey var. Katar'daki işte öğrenciler sınavsız Türkiye'ye gelecekler, işgal edecekler gibi absürt bir şey. Bak çok absürt. Yani
Şu İshak absürt bir şey dediniz. Birkaç şey ekleyeyim mi seyircilerimle paylaşayım, hemen konuşmaya devam edelim. Mesela yatırımlarla ilgili, gerçekleşen projelerle ilgili tehditler vesaire var. Bir de buna ek olarak işte Sayın Babacan, Sayın Davutoğlu'nun o dönemde bu projelere destek verdiği, çalışmalar yürüttüğü açıklamaları sonrasında da her ne hikmetse hem o dönemde biz bu çalışmaları yürütmek istemedik ya da yürütmedik mesajları var. Hızlıca böyle arka arkaya arkadaşlarım o bantlarımızı bağlasın. Kim neler söyledi çok kısa çünkü onlar. Bir kulak verelim, üzerine onları da ekleyerek konuşalım. 100 yıl önce de işgalcilerin avukatlığını yapmaya kalkan işbirlikçiler vardı. Sonra ne oldu? İşgalciyle birlikte geldikleri gibi gittiler. Adeta bir sömürge valisi ağzıyla abuk sabuk konuşarak sana bütün makamları veren bu aziz millete apaçık ihanet ediyorsun. Aklını başına al, kendine gel. Müteahhitlere sesleniyorum. Bu işe giren müteahhit unutsun kendisini. Bir daha söylüyorum. Bu işe giren müteahhit kendisini unutsun. Hiç lamıcımı yok bu işin. Bankalara söylüyorum, kredi kuruluşlarına. Bu işe kredi veren unutsun kendisini. Yok öyle bir şey. Bunun altına imza atan bürokratın burnundan fitil fitil yatıracağım. Terrorist groups or illegal organizations versus citizens who are just purely protesting on non-violent basis. Gezi olaylarında bakanların tamamı bir tarafta durdu, başbakan başka tarafta durdu. İddia edemedik. Dedik, bu kadar sert olmayın, yapmayın, etmeyin. Herkes yani, aslında şey miydi anlamadım. Ya bir duralım. Evet, soluk, yani evet. En ileri ifadeleri kamuoyu önünde ben kullandım. En açık ifadeleri ben kullandım ama kendi iç değerlendirmesinde bakanların tamamı, o günkü Cumhurbaşkanı dahil, bakanların tamamı yanlış yapıyorsunuz dediler. Böyle bir şey olmaz. Bu yatırımları tamamlayıp taşlandıracak Kanal İstanbul projesiyle sadece İstanbul için değil, tüm Türkiye için yeni bir dönem başlamış olacak. Kanal İstanbul projesi ki Boğaz'daki gemi trafiğini rahatlatacak 40-45 kilometrelik projenin hazırlıkları da sürüyor. Bu çılgın projeyi tamamlayıp inşallah İstanbul'a ve Türkiye'ye, hatta dünyaya, Karadeniz'i Akdeniz'e doğru seyreden bütün ulaşım yapan herkese armağan etmiş olacağız. Yetmedi. Kanal İstanbul ile Karadeniz'de Marmara'yı birbirine bağlıyoruz. Türkiye'de aklı başında olan herkes bu projenin İstanbul'a ve Türkiye'ye karşı adeta bir suç olduğunu biliyor. Bu projeyle artık binlerce yıl medeniyetlere beşiklik yapmış İstanbul olarak kalamayacağı açıktır. Bu proje İstanbul'u dağ başında atadan dededen kalmış anlamsız ve değersiz bir arsa parçası gibi bölecek bir projedir. Bu proje hayata geçtiğinde İstanbul maalesef tarihi İstanbul olmaktan çıkacaktır. Ve biz bunun gerçekçi bir proje olduğuna inanıyoruz ve Türkiye için, hatta dünya için çok konuşulacak bir proje olduğunu da inanıyoruz. Tamamen rant gözlüğüyle baktığınız Kanal İstanbul projesindeki inadınızdan da artık vazgeçin. Şimdi Hikmet Genç'le konuşmaya devam edeceğiz. Bir açıklama daha hatırlatacağım bir satır. Sayın Engin Altay yapmıştı. Bu hükümet dünyanın en doğru işini de yapsa ya, işte biz o hükümeti alkışlayamayız. Alkışlayacak halimiz yok demişti. Bence aslında işin özeti de o yani. Çünkü mantık bulamadık. Tamam, örgütlü yapılıyor. Örgütlü bir yalan var. Örgütlü, organize bir kötülük de var. Sürekli yalan söyleyecekler. Bülent Bey işte bey kapasitesi yok dedi. Milletvekili dedi ki bu bilinçli yapılıyor. Belli bir kitleyi de kandırıyor dedi. O da doğru. O da doğru. Ben şimdi kapasitesi sen de yok demedim. Kapasitesi o kadar. Kapasite yani. O kadar. Profil o. Şimdi kapasite o kadar dediğiniz zaman kapasite çok aşağıda bir yerde. O yüzden beynimiz almıyor, aklımız almıyor. Yani aynı alanı ben sabah akşam size bunu aslında bir tren olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Sen diyorsun kapasitesi bu kadar çocuğun. İşte benim de aklım onu almıyor ama neyse. O da doğrudur. Kapasite hakikaten olabilir. Motor gücü düşük. Fakat şurada bir şey var. Şimdi bu tabii yine birazcık Kılıçdaroğlu'nun verdiğiniz tekrar. Bunu tabii ikinci kez söylemiş oldu. İlk değil bu tabii. Daha önce de söylemişti. Bu Kanal İstanbul yapacak olan firmaları çağrıda, yatırımcılara çağrıda bulundu. Asla dedi buna girmeyin. Ya dünyada yeryüzünde böyle bir şey var mı? Yoktur herhalde örneği. Girerseniz paranızı ödemem falan filan diyordu.
üstüne şey de geldi. İşte o bürokratların da burnundan fitifli getireceğim. Emperyalistlerin vardı ya meşhur anasının burnundan sütünden memelerini falan. Gene daldı. Çok doğru yani aslında. Şahsi bir meydan okuma var burada. Ben hep şunu söylemiştim. Dünyada hiçbir yerinde, hiçbir ülkesinde ülke yapacak olan dev projeye karşı koyan kafa yoktur. Yani komünisti, sağcısı, solcusu fark etmez. Onu yaptırmayacağız, bunu yaptırmayacağız dediği şeyler, tamam mı? Dünyada son 20 yılda bizim coğrafyada yapılan 20 dev projenin 6'sı Türkiye'de olmuş. Marmaray'ından tut, evet, Avrasya'ya evet. kadar. Bunu yapan Türkiye, ben uzun sayıda yaşadığım için en çok sevdiğim şey şudur. Batı gazetesinde bir tane Türkiye haberi. Elpa ise manşet oldu Marmaray'da. Elpa ise yani burada. Çok hoşuma giderdi o manşetler. Şimdi burada tabii köprüyü çizdim, o da göründü. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Bir de bir şey daha vardı. İkincisi de tekrarlamadı onu. Ben de yazmıştım onu. Sadece yerli yatırımcıları değil. Tabii burada. Dedi ki bakın dedi burada yabancı bir sermaye gelir de mesela Hollanda'dan oradan buradan. Çünkü bir zirvede Hollanda var. Gelir de yatırım yaparsanız falan aramıza mesafe koyarız dedi. Belki imkanı olsa savaş ilan edebilir yani. Hollanda, Almanya, Amerikan firması. Johnson & Johnson. Johnson'ı görünce aklıma geldi. İki Johnson demek istiyorum. Evet. Reklam olmasın. Bunlar gelirse eğer dedi ve para yatırırlarsa o ülke aramıza mesafe şuna geldi kapasiteye. Yani bir siyasetçi diyor ki ben iktidara gelirsem buraya yatırırsınız mesafe koyarım diyor. Kim? Bilmiyorum. Kim gelirse koyarım. Hı hı. Kime gelirse koyacak. Sonunda da yazın zaten diyor. Ben bunu yaparım. SS diye bitiriyor. O da biliyorsun screenshot. Ne demek istedim? Benim de kapasite bu kadar hocam. Daha fazla anlatamıyorum. Sayın Vekilimiz, Sayın Güvenç'in söylediği çok doğru. Yapıyoruz. Ben bu açıdan kendi vicdani görevimi yapıyorum. Bir tarafım belli ama ben şunu söylüyorum. Çok özür dilerim. Böyle saçmalığı en fazla bu kadar yorumlayabiliyorum. Peki. Ama bunu atmak zorundayız, yapacağız, devam şimdi edeceğiz. Şimdi dağıtmadan hemen o paylaştığımız açıklamalar için arkadaşlarım bir yandan döndürüyorlar. Seyircilerimizin mesafe hazır hafızasındayken burada da Melih'e döneceğim. Melih'im son dönemde işte Sayın Babacan, Sayın Kılıçdaroğlu sürekli önce dedik ki acaba ağızdan mı kaçtı bu söylemler? Sayın Babacan'la başladı. Sonrasında bu bir itiraf mıydı? Neden yapıldı denirken işte o dönemde AK Parti'nin içerisinde çalışmalar yürütürken biz aslında o dönemde de bunlara karşıydık, bu dönemde de karşıyız mesajı veriliyor ama bu mesajı kime veriyorlar, neden böyle açıklamalar ardı ardına geliyor, ne düşünüyorsun bu konuda? Bu siyaset tarzı bulaşıcıymış, onu gördük. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bahsettiğimiz iki saatte tartıştığımız. Siyaset tarzı mı sence tabii, bu? Tabii. Yani düşünün ya, o adı geçen partiler, Babacan'ın, Davutoğlu'nun partisi. Nedir bunların motivasyonları? Partiler iktidar perspektifiyle kurulurlar, onun için çalışırlar. Böyle bir durum yok. Bir tanesi başbakanlık yapmış. Sonra hakkında yazılan eleştirileri alınarak istifa etmiş. Bu ihtirasları boyuna aşmış bir kişiden bahsediyoruz. Gerçi o dönem bu eleştirileri yaptığımda yine bu ekranlarda AK Parti içinden de niye bu eleştirileri yapıyorsunuz diyenler çoktu. Fitne mi yapıyorsunuz diyorlardı. Ama gördüğünüz gibi ihtirasları boyuna aşan siyasi karakterler buna karar veriyorlar. Davutoğlu'nun anketlerdeki oy oranı nedir? Ya da diğerinin nedir? Bunlar iktidardan kıl koparma projesinin birer aparatları. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi ile de İYİ Parti ile de senkronize gidiyorlar. Bu dönem böyle bir şeye karar vermişler Johnson. Demin Sayın Bakan çok önemli bir şey söyledi. Erken seçimi niye talep edersiniz? Oylarınız artıyordur, projeniz vardır değil mi? Bir umut oluşmuştur. Ya öyle bir durum yok. Sokaktaki seçmen hala anketlerde Erdoğan'ın en yakın rakibini ikiye katladığını gösteriyor. Partileri bırakın, anlatabiliyor muyum? Şahıslar olarak söylediğinizde. Böyle bir durum yok. Bir proje yok, bir umut yok. Ve insanları erken seçim deyip duruyorsunuz aylardır. Melih, günlerdir. Olmayacağını da biliyorlar değil mi? Tabii ki, onu diyorum. Olmayacağını biliyorlar, kazanacaklarını ama... O da bir taktik. Aslında bir erken seçimde başlarına ne geleceğini biliyorlar. Net. Ama iktidarın da erken seçime gitme ihtiyacı olmadığını bildikleri için erken seçim diye diye kamuoyu nezdinde kendilerinin güçlü olduğu havasını veriyorlar. Bir de şu var ama Sayın Bakan, şu sonuç yol açıyor. Bakın, biz bir delirme yani, tabii ki biz bir delirme halinden bahsediyoruz ya, burada koca koca insanlar oturmuşuz, mantık bulmaya çalışıyoruz. Ana muhalefet partisinin eleştirilerini. Şöyle bir ruh hali oluyor insanlarda. Sayın Bakan Maraş'tan örnek veriyor. Katarlı öğrencilerle ilgili atılan bir yalan Maraş'ta bir öğrenciyi etkileyebiliyor. CHP'li seçmende de tabanda da şu havayı oluşturup terörize edecekler ortalığı. Ya kazanma ihtimali olmuş bir partiyi destekliyor havasına sokacaksınız insanları. Yani buradaki amaç ne seçimi kazanmak ne de gerçekleşmeyecekleri bir seçimi yaptırmak. Kaotik bir ortam oluşturmaya çalışıyorlar. Sanki bir kazanma ihtimali var. Ya 2 yıl olmuş seçimlerin üzerinden geçeli. İktidar partisinin attığı adımlara bakın. 75 milyar dolarlık Kanal İstanbul yapıyor bir tanesi. Diğeri orada oturuyor, Katarlı öğrenciler. Yani
bu simetrik şeyi, bu bozulmayı düzeltmeleri gerekiyor. Onu da ancak manipüle ederek yaparsınız. Bu açıklamaların bir izahı var mı? Evet. Davutoğlu. Yani bu, siz başbakanlık yaptınız. Hiçbir krediniz de yoktu. Cumhurbaşkanı'na verdiği kredi halkın. Tamam ya, gelmiştir yapsın dedikleri bir adam. Her şeyin altında imzası var. Babacan'ın ben Gezi dönemi açıklamalarını biliyorum. Abdullah Gül'ün de biliyorum. Onu da anmak gerekiyor. Üçü bir yerde bunların. Hepsi bu politikaların eğer yanlış olduğunu düşünüyorlarsa sorumlularıdır da. Ama bu tarzı keşfetmişler. Yani Davutoğlu buna inandırabileceğini düşünüyor. Ya sen 3 yıl önce başbakandın, 4 yıl önce ama başbakandın. Ama şeyde itiraf ediyorlar mesela. Erdoğan'ın yerine Abdullah Gül şeyde altta işte, çalışmışlar yani. Tabii rambarında gördü ama çalışmışlar. Bu projede beraber çalıştıklarının da çok net kanıtıdır. Onlar da bir yerden Kore'ye kanon yapıyorlar. Yaptıkları açıklamayı yani inanır mı şimdi oy verecek insanlar? Gerçi 18 yaşına indirdik değil mi? Koca koca adamlar da demeyelim artık. Her seçmen bunu görüyor, bu hali görüyor. Evet. Bunlar bir tarzı uyguluyorlar ve senkronize hareket ediyorlar. Sevgili kardeşim, bir de öz eleştiri yapalım. Aslında politikalarında başarıya ulaşıyorlar. Başka türlü kendilerinden söz edilemeyecekken bakın bir sürü kanalda hep bunları tartışıyoruz. Tabii ki. Yani ve ama mecraya da temiz su dökmek lazım Sayın Bakan. Yani de, sürekli kirli su dökülüyor. De, bakın biraz önceki milletvekili arkadaşımız söyledi. Hani İstanbul'da bunca projeleri yaptık, ettik, şey ettik, kaybettik falan diye. Şimdi aslında bana göre biz de Anavatan Partisi'ndeyken bunu sık sık söylerdik ki hani o zamanki imkanlara göre icraatların miktarı, büyüklüğü falan daha azdı. Bugün nasıl diyeyim, reklam tekniğine uygun bir şekilde, böyle devlet propagandası gibi değil, resmi gazete gibi değil, İcraatların neler olduğunu, yapılmış olanların neler olduğunu, o büyük yatırımların, şunların, bunların vesairenin, gençlerin de dikkatini çekecek şekilde bir tane program gördünüz mü Allah aşkına? Ama gençler de şunu diyorlar, size söyleyeyim yani. Ya yapılacak tabii diyor gençler önemli. De. Yani ya anlatılmanın ötesinde bir sorun da var. Genç de diyor ki olacak tabii diyor. Bak, onun içine doğru. Öz eleştiri de yapalım. Bakın şimdi geleceğe ümitle bakan yüz binlerce, milyonlarca gencimiz var. O gençlere denecek olan, bakın bu İstanbul Havaalanı görüyor musunuz? Bu havaalanı yapmak için bütün şunlar... Gördüğümüz belgeseller, buna benzer belgeseller var. Hep Amerika'nın, Avrupa'nın, İngiltere'nin yaptıklarını gösteriyoruz. Daha büyüğünü biz yapmışız, etmişiz. Bu yalnız hükümetin değil, iktidarın değil. Hani Türkiye'deki bu sektörde olanların da ama artık Sayın Bakan diye. Galiba bu geçmiyor da ben onu demek istiyorum size. Yani gençler artık diyor ki tabii olacak bu standart. Olacak. Adam onun içine doğmuş 20 yaşında. Evet. Hastaneler çok kötüydü diyor. Siz bakın, biliyorsunuz, ben biliyorum da. Olacak tabii, artık iyiler diyor. Hayır, olacak. Onu diyebilir. Bakın onu genç, onu diyebilir. O doğrudur. İşte çünkü muhalefet de bence ona oynuyor. Bu noktaya oynuyor. Bir de bakın ona şöyle denebilir. Bu iktidar gelirken şunlara söz verdi, bunları yaptı. Dolayısıyla bunları yaptım diye fazla övünemez. Ama bakın bunları yapan kişi yarın da şunları yapabilecektir dediğinde inandırıcı olur. Bakın yaklaşım budur. Artı bunlar yapıldı ama nasıl yapıldı biliyor musunuz? Gelin bakın bunun tekniğini. Şu hastane yapılırken kaç bin tane teknisyenin, uzmanın, işte mühendisi, doktorun şunlar girdi. İşte yarın sizler orada olacaksınız. Gençlere geleceği göstermek nasıl olduğunu bu şekilde. AK Parti'nin bir sürü milletvekili var Sayın Bakan. En çok milletvekili AK Şimdi, Parti'nin. Şimdi Kuzey Marmara otoyolu muazzam yapıldı filan. Klasik şey herkes için, yani bunu öz eleştiri olarak veriyorum. İşte bakın gösterilir bilmem ne vesairese, yolun büyüklüğü, köprüler. Ama aslında orada konuşturulması gereken o yoldan geçmişte gün saatlerini, günlerini harcayan kamyon şoförlerini konuşturmak. Evet, herhalde düşünüyordur. İktidar Partisi de büyük bir sürü, milyonlarca üyesi var. Pek çok CHP'nin iki katı milletvekili var. Anlatıyorlardır yani. İşte bunlar gerekiyor. Bizi ilgilendiren bence düşen medya olarak, ben medya boyutunda bakıyorum. Bir muhalefeti işgal etmiş bir koalisyon var. Benim sorunum bu. İktidarı da bu noktalarda sıkıştırmayan, anlatabiliyor muyum? Pek çok noktada. Bir muhalefet, bir işgal var. Ben buna takılmış durumda bir gazeteci olarak bunu sorguluyorum. Doğru. Peki, şimdi gençler başlığında konuşacağız. Özür diliyorum Sayın Bakan. Bu saat dilimini noktalayacağız. Saat başında devam edeceğiz. Ve saatleri 22 yaptık. Memleket Meselesi programına kaldığımız yerden değerli konuklarımla birlikte devam edeceğiz. Bu saat dilimine de Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir yandan yönetmenim Mehmet'ten de rica edeyim o Twitter hesabının o görüntüsünü de arkada barkoda paylaşalım seyircilerimize. Sayın Kılıçdaroğlu son günlerde biliyorsunuz gençlere yönelik bazı videolar paylaşıyor. Evet. Sosyal medya hesabında da yeni bir not düştü. Gençlerin demokrat amcası diye. Ve bununla ilgili de bazı sözler söyledi. Önce bir kulak verelim, üzerine konuşacağız.
Ben sizin demokrat amcanızım. Gençlere şunu söylüyorum. Oy verin. Bana oy verin. Demokrat amca. Niye biliyor musun? Evet. Niye bana oy verin diyor musun? Biliyor musunuz? Beni daha rahat, daha özgürce eleştirme hakkınız olacak. Ne demek bu ya? Şimdi ben de onu soracağım yani Sayın Bakan. Çok mantıklı. Ben de... pardon ya, tabii benim Sayın Bakan. Bülent amca mı dedirtsem kendimi? Yani yok çok. Beni seçerseniz kendime Bülent amca dedirttireceğim demek. Şimdi şöyle yorumlar yapıldı mesela. İnsanlar bazen oldukları değil, olmak istediklerini kendilerine yakıştırırlar. Demek ki kendini çok demokrat görmüyor Sayın Kılıçdaroğlu ki kendine böyle bir tanım yaptı dediler. Şimdi ben anladığım kadarıyla kimse biraz zorlandık yorum yapmaya ama şöyle bir şey söyleyeyim. Demokrat, yani demokrat kelimesini çok kendinde, değil mi? Ne diyorlar? Çok güzel. Seviyorum cümleyi. Biz, yani iktidara gelirseniz ne yapacaksınız diye kaç defa sordular. Biz demokrasiyi getireceğiz diyor. Mesela bu çok güzel bir cümle. Demokrasiyi getireceğiz diyor. Bir de diyor niye, nasıl getireceksiniz? Biz çünkü demokrasiyi içselleştirdik diyor. Bu da çok güzel cümle. Ben tabii burada Sayın Bakanımız, burada eski Bakanımız Bülent Bey, aynı zamanda Maraş'taki Sayın Vekilimiz Güvenç Bey de burada. Onlar tabii daha iyi anlatacaklardı demokrasi nasıl getiriliyor diye de. Şimdi olay tabii seviye bu tarafta olunca, yani Kaleci Lefter'den başlayan ve Katar yalanına kadar gelen bir seviye olduktan sonra bir belli bir kitleyi de ben de demokratım diye anlatmaya çalışıyor. Bence demokrat kelimesinin burada uymayan tek şey olabilir. Anladım, yani böyle yorumlayayım ben çünkü çok da zorlanıyorum kelime bulmaktan. 11 seçim arka arkaya kaybetmiş bir adam hiç çekinmeden, utanmadan çok demokrat olduğunu iddia ediyor. 11 seçim, 11 sandık kaybetmişsin ve demokrasiden bahsediyorsun. Yani bir de yerine gelecekleri de elimine etmek için her türlü şeyi, düzeni, sistemi kurmuşsun. Ve buna rağmen ben bir demokrat amcayım diyor. Yani buna tabii ki belli bir kitleye, gençlere biraz önce mevzu oydu zaten. Aslında Melih de itiraz etti Bülent Bey'e. Gençlere anlatmak bakımından. Evet, size katılmıyorum o konuda ben. Çünkü. Gençlere anlatmak bakımından gençlere demokrat deyince anlarlar diyor. Nasıl oluyor, ben ne dersem yutuyor millet diyor. Bu demokrat değil, ben demokratım. Ben demokrasi getireceğim, bu da diktatör. Bu 11 seçim kazanmış, diktatör oldu. Ben 11'i kaybetti, demokrat oldum diyor. Ve bunu da makul çerçeve içerisinde TikTok'ta yapıyor. Şimdi bu kadar. Ben o zaman şöyle yapalım. Yani, değerli siyasetçilere sonrasında döneceğim. De. Çünkü bazı paylaşımlarım da olacak Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Gençler kısmının başına açalım Melih. Önce Z kuşağı dedim resim mesela. Resimdekiler bu arada evet, yani Türkiye'den onlar, gençler de değil biliyorsunuz değil mi? Aslında onun üzerinden başlamak da lazım. Evet, o hem oradan başlayalım hem de şöyle bir şey soracağım. Şimdi son dönemde işte Katar mevzusuyla başladık konuşmaya. O da gençleri yakından ilgilendiren bir konuydu. Bir yandan şöyle bir söylem de var biliyorsun. İşte Z kuşağı AK Parti'yi sevmiyor. Z kuşağı AK Parti'ye karşı. Bir yandan şöyle bir yorum da yapıldı. Onu da bulayım, tam olarak söyleyeyim sana da, seyircilerimize de. Sevgili Zafer Şahin'in yazısından bir kesitti. Evet, diyor ki öğrendiğim kadarıyla... Birileri Kemal Bey'e şu notu da iletmiş, kamuoyu araştırmalarına göre gençler sizi inandırıcı bulmuyor. Bu sorunu aşmanız lazım demiş. Ondan sonrasında Kemal Bey var gücüyle açığını kapatmaya çalışıyor diyor mesela. Zafer doğru söylüyor. Bu da bir siyasetçinin rasyonel davranışıdır aslında. Eksikliğiniz varsa o alanı gidermeye çalışırsınız ama TikTok kafasıyla bu işi yapamazsınız. Yani Kemal Bey 70 kaç yaşında? 74. 74 yaşında. Sizin gençlerle kuracağınız iletişimde onları salak yerine koyarak bir şey elde etmeniz mümkün değil. Bu kadar açık söylüyorum, net söylüyorum. Kuşaklar dediğiniz şeyler böyle homojen davranış kalıpları olan, aynı şeyleri tekrar eden, aynı refleksleri gösteren yaş grupları değildir. Ben 1979 doğumluyum. Z kuşağı sayıldığım, yani 16-17 yaşındaki dönemlerimi düşünüyorum. Seyircilerimiz de hayal etsinler. Hepimiz farklı siyasal görüşlere sahiptik. Kimimiz kitap okumayı seviyordu, kimimiz futbolla ilgileniyordu. Kimimiz araştırmacıydı, kimimiz dünya umurunda değildi. Dolayısıyla şimdiki bu Z kuşağı da, yani işte o 27 yaşlara kadar olan bölüm, oy kullanacak bu sene insanlar, onların da farklı refleksleri var. Ama bu sizin onları etkilemeniz için, az önce o kelimeyi özellikle koydum, aptal yerine koyamazsınız diye, rol yapmanızı gerektirmiyor. Siz 73 yaşında ciddi bir siyasiyseniz, Türkiye gibi önemli bir coğrafyada bir ülkeyi yönetmeye talipseniz, sizin bir takım projeleriniz olmak zorunda. Gençler salak değil. Kalkıp onlara ben sizin amcanızım diyerek ya da TikTok videoları çekerek kapılarını çelmenizi, etkilemeniz çok mümkün değil Cansın. Dolayısıyla bu bir mit, onu söyleyeyim. Z kuşağı yaratıcıdır, değişime açıktır, şöyledir, böyledir. Hayır, değişime açık olanı da vardır.
siyasetle ilgilenmeyeni de vardır. Tıpkı bizler gibi. Dünyanın hiçbir yerinde Z kuşağıyla iletişim kuracak siyasetçiler çocuk taklidi yapmıyorlar. Bizde öyle bir durum var. Kemal Bey'in de özellikle Meral Hanım'ın da ben terminolojisinde bunu sık sık duyuyorum. O kullanılan terimler. Mesela Kemal Bey geçen boomer diyor. Boomer dediği gençlerin yaşlılara söyledikleri şey. Aslında Amerika'da o savaştan dönen kuşağı kastetmek ya, için söyledikleri bir şey. Yani tam karşılamıyor da. Sizin onu dediğinizde gençlerin vereceği refleks, kendi açımdan bakıyorum, düşünüyorum. Ya bir ciddiyetsizlik görürsünüz. Anlatabiliyor muyum? Yani o terminolojiyi konuşunca sizin kafanız falan genç olmuyor. Gençlere dair Türkiye'nin problemleri varsa bunlarla ilgili bir şey söylemeniz, onlara seslenmenizi sağlayacaktır. Kemal Bey ama bu işi o kadar kulaktan dolma yapıyor ki, o yüzden demin o konunun üzerinde biraz durdum. O arkasına koyduğu gençler bile, ya Türkiye'den genç bulamıyor musunuz mesela? Türkiye'den birilerinin fotoğraflarını çekmiyor musunuz? Bugün müsilaj konusu Sabah gazetesinin manşetindeydi. Beni rahatsız eden konu şu, CHP'ye yönelik eleştirilerimin temelinde de bu yatıyor zaten. Müthiş bir kitleyi hipnotize etmiş durumdalar. Siyaseti trolleme kavramını da özellikle kullanıyorum. Bu bağlamda kullanıyorum. Kemal Bey bu açığı gidermek için bu tarz şeyler yapıyor. Videolar çekiyor. Bunların inandırıcılığı olduğunu da düşünmüyorum. Seçimlerde de Z kuşağının siyasi reflekslerinin Cumhuriyet Halk Partisi'ne yöneleceği türünden analizlerin de hiçbir bilimsel karşılığı olduğunu düşünmüyorum net bir şekilde. Bunların hepsi mitten ibaret. Çünkü buna dair net bir şey ortaya koymanız gerekir. Gençlerin içinde AK Parti'ye oy verecek. Demin az önce bakanın anlattığı o icraatların hakkını verecek bir kitle de var. Z kuşağının toptan bir tepki göstereceğini sanmıyorum ama Kemal Bey'in en çok Z kuşağı ile sorun yaşayan siyasetçi olması şu açıdan doğaldır. Onlara en uzak isimlerden birisi. Yani iktidarı temsil eden Erdoğan, Cumhurbaşkanı 19 yıldır o görevde. Normalde genç bir adam, gözünü onunla açtı. Der ki hani alternatifler nereler? Çocuk taklidi yapanlara gideceğinin garantisi yok. Çok fazla dile getiriliyor. Ben bunun bir gerçek olduğunu düşünmüyorum. Peki şimdi Sayın Akarcalı açıklamayı duyduğunda yayına başlarken dedi ki ya bu nasıl bir açıklama? Ben de kendime mi Bülent amca dedirsem dediniz. Şimdi bir siyasetçinin kendini böyle tanımlaması doğru mu? Siz çok eski ve deneyimli bir siyasetçi olarak bu konuda ne düşündünüz? Değil, tabii kimse kendini kahraman ilan edemez. Sizi kahraman ilan ederler yaptıklarınızdan dolayı. Kimse kalkıp da ben savaşta kahramandım bir madalya verin demez. O kahramanlıkları gösterenler tespit edilir, madalya onlara verilir. Artı bir yalnız siyaset adamı değil, genelde bir insanın da kendi faziletlerini, var olduğuna inandığı veya sandığı faziletleri ortaya koyarak övülmesi diye bir şey olur. Efendim ben çok namuslu insanım, ben çok centilmen insanım, ben çok diyemez. O başkalarının kendisine atfettiği sıfatlar olur. Ama kendine güvenen der ki ben şunu yapacağım. Nasıl ya? Ama yapacağım demek de yetmez. Ben bununla ilgili olarak sık sık rahmetli Ekrem Pakdemirli'nin bir anısını söylemek isterim. Merkez karar toplantısındaydı ve bir yerde de rahmetli Yılmaz Mesut Bey'e mesajı veriyordu. Dedi ki, Sayın Genel Başkanım dedi, biz ne yapacağımızı ortaya koymamız lazım. Bakın dedi, ben dedi kendime göre Türkiye'nin en iyi ilk 10 matematikçisi içindeyim. Bu kendime göre dedi. Ama kendime göre olanı ispat etmek için ben her gün 10 tane matematik problemi çözerim dedi. Belki dedi bir yarışmada 50. olurum, 100. olurum. Ama ben ilk 10'da olmak için çalışıyorum dedi. İşte şimdi bu bir siyasetçinin demesi gerekendir. Ben bu ülkenin geleceği için 10 tane projem var. Nedir? İşsizliği nasıl çözeceğim? Dış borçları nasıl ödeyeceğim? Enflasyonu nasıl indireceğim? Dış politikada şu sorunları nasıl çözeceğim? Kıbrıs'a gidip de iki devleti destekliyorum demenin en ufak bir işi yok. Ne işi vardır? Atlarsın uçağa, kapı kapı Avrupa'daki bütün sosyalist partileri dolaşırsın. Onlara gerekçelerin ne? Senin eski genel başkanın Bülent Ecevit'in de en azın hatırasına hürmeten gerekçelerini de 5 dilde verirsin. 5 dilde kanal yapılırsa paranı ödemeyeceğim diye. Ondan sonra boş tehdit değil. Hani dağ başına çıkmış kişinin boş tehdidi gibi değil. 5 dilde yazıyı, gerekçeyi sen Türkiye'nin direkt çıkarları için verirsin. Ha o zaman iddialı birisi olabilirsin. 5 dilde veriyorum çünkü internette yatırım de yapmayın var diye Türkiye'ye 5 dilde ilan veriyor değil mi? Ha, evet. Peki gençler görmüyor mudur yani? Hayır. Bunu görüyordur aslında değil mi? Ama görüyordur. Bakın yapılması gereken ne bakın iddiası. O kendi onu yazıyor. Kendi kendine hiçbir şey yok.
esas yapması gereken o 5 dilde hazırlayacağı, 10 dilde hazırlayacağı Türkiye'nin çıkarı için olan, genel çıkarı için Kıbrıs meselesi, Akdeniz, Batı Akdeniz, Batı Trakya'da yaşanan Yunan zulmü vesaire konusunda hazırlayacağın kitapçıkları, şunları bunları gezer dolaştırır. Artı ne kadar seninle çalışacak bu konuda akademisyen, emekli büyükelçi vesaire varsa onları harekete geçirirsin. Ha o zaman bir eylem adamısın, diyebilirsin ki ben şuyum veya sana söylerler. Ama hani oturup oturduğun yerde ben sizin amcanızım, ben demokratım, ben bu sayede benle daha demokratik, daha hür konuşacaksınız falan. Bunlar hakikaten bir liderlik düzeyinde olan laflar değil. Yani şöyle diyeyim, bu lafları ne Süleyman Demirel'den bu şekilde duyduk, ne Turgut Özal'dan, ne Mesut Yılmaz'dan, ne Bülent Ecevit'ten, ne rahmetli... Hikmet sen de bir... Twitter'da profiline usta gazeteci, ünlü gazeteci falan yaz, öyle bir şey. Ya çok güzel. Rastlıyoruz ama kendisinden çok böyle gönderdim. Üçüncü, şimdi böyle bahseden insanlar var. Mesela şöyle, ben diye konuşurum o ismi. Adını unuttum. Bir de şu var. Mizah yazan bir gazeteci vardı, rahmetli oldu. Aynaya baktım, kendimi çok beğendim bu sabah falan der yani. Ancak gülünmek için söylenir değil mi? Evet, bakın Bülent Bey, bu işin başında da bu vardı aslında. Çok çok yeni bir şey değil. Ama bakın ben samimi olarak... O yüzden ben eskiden örnek veriyorum. Kemal Kılıçdaroğlu o koltuğa oturduktan sonra ilk başladığı ilk seçimlerinde şöyle bir söylem geliştirdi. Bunu çok iyi hatırlarsın Melih. Benim adım Kemal, ben yaparım. Yani bak şimdi ben seni tanımıyorum ki. Ben senin tek bir geçmişim var. Yani siyasi geçmişin yok. Birazcık söylediniz ya helikopterle geldi diye. Hı hı. Tek bir tane bürokrat geçmişin var. Bir kurumu yönetmişse o da batmış. Ama bu Kemal Sunal repliği değil miydi? Benim adım diye. Ben öyle hatırlıyorum. Kemal Sunal'ın evet. Karakterlerinden birisiydi. Evet, şimdi bu işe ben hala aynı yerdeyim. Söylediklerinize katılıyorum manada. Biz ifşaya devam edeceğiz. Hani biz ne yapıyoruz diye soruyorsanız mesela ben kendi adıma diyor ya Melih, ben de gazeteciliğimi yapacağım kardeşim. Rahatsızlık duyuyorum diyor. Ben böyle bir muhalefet olmasına rahatsızlık diyor. Ben de gazeteciyim, kamu vicdanım var benim diyor. Yapıyor. Mesela ben de ne yapıyorum? Yıl haftalık haftanın yalanları var mesela. Bugünkü yazıma 3 tane yalan evet, koyuyorum. Soruyorsun. 3 tane koymak zorundayım. Şimdi koca koca yalanları anlatmak zorundayım. Ve şey zannediyorlarsa yanılıyorlar. Yani bıkarlarının sonunda bunlar. Yani en sonunda biz atarız, en sonunda bıkacak falan halimiz yok. Ekmek kazanıyoruz biz bu işten aynı zamanda. Bu da işin doğru tarafı. Ama önemli tarafı vicdani tarafı. Biz burada bu ülkede hakikaten doğru. Bir muhalefet koltuğunu ve koalisyon olarak da sonra bir meşgul eden bir grup var. Ve bu ülkeye faydası yok. Hep aynı şeyi söylüyoruz. Demokrasi muhalefetle oluşur. Demokrasi dediği şey muhalefette, muhalefet demokrasi kanatları gibidir. Kanın teki olmazsa olmaz. Bunlar doğrular. Fakat şimdi şöyle söyleyeyim. Bu böyle bir şey de karşılığı olduğu için benim rahatsızlığım ciddi bir rehabilitasyona ihtiyacımız var. Benim bugün akşam üzeri başıma gelen şey hani beni seven birisi zannedip de yalan söylediğince olur o kadar falan dedikten sonra ben o kişinin, bak burada tanımıyorum kendisini ama ciddi bir rehabilitasyona ihtiyacı olduğunu hissediyorum. Yani yanlış bir şeyin üzerine olur bu kadar demek çok büyük bir şey. Fakat Kılıçdaroğlu bu insanları delirtiyorlar ama benim demek istediğim bu söylemlerle o insanlar bu bir strateji derken bu 2018. Kastediyor. Yani saçmaya indirgemek diye bir şey var. Evet. O insanlar iktidar partisini sevmiyorlar. Bir alternatife gitmek istiyorlar ve temsilcileri bu. Özellikle bu soruyu soruyorum. Mesela Sözcü gazetesi de bunu yapar Türkiye'de. Oda TV de bunu yapar. Kitleyi her sabah kalktıklarında iktidardan nefret eden çeşitli gerekçelerle siyasi ya da başka onların nefretini diri tutmak için düzenli yalan söylüyorlar. Çok doğru. Yani stratejinin bir ayağı bu. O insanlar sana bugün gelen yani sorumlusu bu. O yüzden bunları evet. Konuşuyoruz. Şu mesela algıda var mı peki? Şey... Araya girip onu da sorayım. Mesela her siyasetçi zaten yalan söylüyor. Bir seçim yapacağız. Halkta böyle bir algı oluştu mu son dönemde yaşananlara bakarsak? Her siyasetçi zaten yalan söylüyor. Biz de iktidarın karşısında... Yalan ama iktidara giden yol mübahtır diyorlar. Öyle bir yerden sorduk işte. Kitabın ortası burası. Bugün geçenlerde gene yazdım. Çok da gene sosyal medyada dönüşüyor. Birkaç defa söyledi. Sonu da 3-5 ay önce. Hatırlar mısın o cümlesini? Gene meclis kürsüsünden şunu söyledi Kılıçdaroğlu. Ben bakın doğruları söylüyorum. %100. 99 değil. Yani %1 bile pay bırakmıyor kendini. Şimdi bak. Bu demokrat amca böyle okunması lazım. Şimdi bir adam çıkıyor. Benim adım Kemal diyor. Anladık. Ben diyor %100 doğru söylerim. 99 demiyorum diyor. Hatasız bir adam anlaştığı kadarıyla. Kozmoza ulaşmış artık. Bilemiyorum. Ve bunun sebebi şu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmak dünyanın en konforlu işidir abi. Öğretmene gerek yok. Çünkü zaten muhalefet daha basittir. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Muhalefetin şeyleri, malzemesi, argümanı çok... Tabii kimse ne yaptın diye sormuyor sana. Zaten bir de baştan da söylemişler. Bir de çekinmiyorlar. Şunu söylemişler. Ben de bunu bir motto olarak aldım.
İnkar da etmediler. Dünyanın en doğru işini yapsan da evet. Biz bunu desteklemeyiz. Ama AK Parti'de bak Cansın'ın sorduğu sorudan AK Parti'de böyle bir yalan çıksa bir yerde yani bu kadar bariz bir durum ortaya çıkacak. Ben o hakkaniyetli tepkileri görüyorum. Yani pandemi dönemi, şu dönemi ben de eleştiriyorum. Yanlışlar yapılıyor. Tabii, her şey doğru ki. Mu oluyor? Mutlaka yapılıyor. Yani bir içe sindirme hali var. Onu da senin sorduğun soruyu ben de çok düşünüyorum. Ya bunu niye yapar diyorum. Mesela az önce Şirin Payzin örneği verdim ya. Arnavutluk niye Türkiye'den siyah alıyor? İhtiyacı mı var diyor. Acaba diyorum kim vuracak diye soruyor. Şunu düşünmez mi? İster siyasetçi olun, ister gazeteci. Ya ben bunu söylüyorum nasıl anlaşılırı düşünmez mi? Hayır. Amaç aracı haklı kılar diyorlar. İktidara giden bir yol var. Ve bu sandıkla alınmıyor. Bunu bir şekilde bel altı yöntemlerle almak için iyi seçtik diyor. Bu adam bizim iyi temsilcimiz demeye başlıyor. Siyaseti böyle zehirliyor bu anki dil. Ama bu ama ciddi şöyle, anlamda değil. Şöyle bir başarı var. 2018'de hatırlarsın. Muharrem İnce seçim bitmiş. Adam kazandı demiş. Biz o anda programda şeyleri verdik. Yani sokak reportajlarını verdik. Bir tane kızcağız bir örnektir ama genel bir örnektir bu. Şu anda ben Bakırköy'deyim. Hatırlar mısın o evet, şeyi tabii, konuşmayı? Evet tabii. Muharrem İnce esir almışlar. Fox TV'nin de elektriklerini kesmişler. Şu anda Bakırköy'de nereye gireyim diye soruyor. Şimdi bu koca bir üniversite okuyan bir çocuk. Şimdi bütün ve Muharrem İnce bir hafta sürdü. Kendi oy verenleri ikna etmek amacıyla dedik ki arkadaşlar vallahi kaçırmadılar beni. İkna etmek için çok yemin etti. Altında yazmışlar bir daha. Peki. Bak görüyor musun? Sırf bozulması kimse diye hala yemin ediyor diye. Şimdi bu öyle bir yalana inandır ki beni diyor hayatım boyunca sürsün dostum. Peki şimdi o böyle zaman çok özür diliyorum. Şimdi Demokrat bakın, amca söyleminden Sayın Bakan çok özür söylemler. Diliyorum. Hemen bir şey paylaşacağım. Sonra döneceğim. Celalettin Bey'i de Sayın Güvenci de çok beklettik. Şimdi Demokrat amcadan bahsediyoruz. İşte son dönemde yaşananları hatırlayalım. Sayın Kılıçdaroğlu'na parti içerisinde aynı fikirde hem fikirde olmayan muhalefet diye yine parti içi muhalefet diye adlandırılan kişilerin partiden ihraç edildiği döneme de şahit olduk. Kılıçdaroğlu'nun bazı açıklamaları var. Bir kulak verelim. Adam gibi tıpış tıpış sandığa gideceksiniz. Oyunuzu kullanacaksınız. Şimdi bütün üreticilere, bütün çiftçilere sesleniyorum. İlk seçimde eğer siz hala gidip AK Parti'ye oy verirseniz benim iki elim yakanızda olacak. Hala iktidarın peşinde giden öğretmen varsa... Kimse kusura bakmasın ben ona öğretmen demiyorum. Yalakadan sanatçı olmaz arkadaşlar. Yalakadan sanatçı olmaz. O zaman o kalemlere ne denir? Satılık kalem. İşte sana militan. Dünya kadar militan var. Bir ülkenin sözde cumhurbaşkanı. Ahlakta olan bir siyaset anlayışıyla Türkiye'yi buradan çıkarmak istiyoruz. Ahlaksızlar bir tarafta kardeşim. Bunları yapan kim? 14 yıldır bu ülkenin başına bela olan o... Kendinize bilim kurulu demeyin. Bilime ayıptır ya. Dolayısıyla bu süreç biraz daha hızlanarak giderse halkın direnme hakkı ortaya çıkacaktır. Ben senin boynuna neyi takacağımı çok iyi biliyorum. Genel başkanın sözünü kesen derhal burayı terk et kardeşim. Adını alın dışarı. Sayın Güvenç, dinleyebildiniz mi Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını? Evet. Peki. Bana mı söz veriyorsunuz? Evet, kusura bakmayın biraz sizi de beklettim. Demokrat amca söylemi üzerinden Sayın Kılıçdaroğlu'nun bazı konuşmalarını da anımsadık son dönemde yaptı. Ne diyorsunuz? Şimdi bakın Kılıçdaroğlu'nun demokrasiyle vesaireyle çok arasının iyi olmadığı yaptığı uygulamalarla belli. Kılıçdaroğlu bir kasetle CHP yönetimine geldikten sonra yaptığı iş... tamamıyla kendisine uygun bir CHP oluşturmak oldu. Bunun için de ekranlara Kılıçdaroğlu'nun göreve geldiği andaki CHP parti yönetimini, parti meclisindeki isimleri, etkili olanları getirirseniz, bugün bunların hiçbirinin CHP'de siyaset yapmayı bırakın, siyasi hayatlarının bittiğini görürsünüz. Böyle bir şey yok. İki, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin uygulamalarına baktığınızda gene orada da büyük bir yalan söylediler. Şeref sözü veriyoruz. Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız dediler. Kazandıkları tüm belediyelerde ciddi bir emekçi kıyımı yaptılar. Peki neden gençlerin demokrat amcası diye bir slogan peşinde? Doğrusu burada gene biraz farklı düşünüyorum arkadaşlarımızdan. Hakikaten komik gibi. Komik geliyor. Yani bu kadar da olmaz deniyor. Arkadaşlar bunu ifade ettiler ama neden olduğunun bir cevabı var.
Bunun arkasında bir gerçek var. O da şu, biraz zorunluluktan ileri geliyor. Düşünürken, arkadaşları dinlerken şunu düşündüm. Bakın, toplumu üç kesime ayırabilirsiniz. Genç kuşak, orta kuşak, yaşlı kuşak. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu ülkede orta ve yaşlı kuşakla çok ciddi problemi var, handikabı var. Yaşlı kuşağa gidiyorsunuz, Menderes'ten itibaren CHP'yi darbecilerle iş tutan parti olarak görüyor. Biraz daha yaşlı kuşağa gittiğinizde tek parti döneminin zulmünü hatırlıyor. Dolayısıyla bakın, 1950'den beri Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ecevit'in aldığı bir %41'lik oyun dışında sandıktan ciddi bir oy alamadığını görürsünüz. Yani bu millet tek parti döneminin zulümleri, daha sonra Menderes'in darbeyle gönderilmesinden itibaren de CHP'nin sürekli darbecilerle iş tutması, 12 Mart 80 darbesi, sürekli elitist bir takıntı içinde olması, vesayet makamlarıyla iç içe olması, onlarla beraber iş tutması, halka göbeğini kaşıyan insan muamelesi yapması, üstünlükçü olmasını, dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaşlı kesimden oy alması çok zor. Bunu biliyor. Alamadılar çünkü. Zor derken bir teoriden bahsetmiyorum. Alamıyorlar. Şimdi biraz orta kuşağa gelince Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir başka handikabı başlıyor. Orta kuşak, bizim nesil diyebiliriz. Belki daha gençler. Bunlar da 2002 öncesi, Tayyip Erdoğan öncesi Türkiye'nin halini biliyorlar. Yani ben şimdi gidiyorum kırsala veya esnafa, bir şeyler anlatmaya başladığımda, işte altyapıda şunu yaptık, eğitimde bunu yaptık, ulaşımda şu, diyor ki anlatmayın diyor vatandaş bize. Yani bize bunu anlatmayın, biz yaşadık diyor. Evet. Türkiye'nin nereden nereye geldiğini, 80 yılda ne yaptıklarını, Tayyip Erdoğan önderliğinde 19 yılda nasıl bir altyapı devrimi yaptığını AK Parti'nin, biz biliyoruz diyor. Devlet anlayışını nasıl değiştirdiğinizi biliyoruz diyor. Devlet memurunun, siyasetçinin halka nasıl yakınlaştığını görüyoruz diyor. Ben daha anlatırken orta kuşak bu konuda benim önümü kesiyor. Hatta bana şunu diyor, siz diyor gençlere anlatın diyor. Bakın, demin Kılıçdaroğlu'nun neden Demokrat Amcayız diye gençlere yöneldiğinin işareti. Çünkü diyor vatandaş bana, gençler, ki artık 2002 AK Parti'nin iktidara geldiği dönemdeki gençler çok evet, önemli bir kesim oluşturuyor seçmen kitlesi içerisinde. Eski Türkiye'yi bilmiyor. Hı hı. Tek parti zulmünü çok hatırlamıyor. CHP'nin darbecilerle ne kadar iş tuttuğunun farkında değil. Şimdi Kılıçdaroğlu ne yapıyor o zaman? Orta kuşak ve yaşlı kuşaktan çok ümidi olmadığı için Kılıçdaroğlu'nun arkasındaki akıl diyor ki belki gençleri daha kolay manipüle edebilirsin. Gençlerin üzerine oynayın. Gençlere mesaj verin. Onlar işte eskiyi bilmezler. Artı gençler Peki, idealisttir. Sayın Vekil, tam bu noktada virgül koyayım, sizinle devam edeyim yine. Önemli bir konuya değindiniz. Dediniz daha ki o seçim döneminde 2002'den bu yana gelinen süreçte işte önemli bir seçmen elde ettik o gençlerden. Bugün Sayın Kılıçdaroğlu gençlere yöneliyor. İşte o dönem, eski dönemde neler yaşadığını gençler bilmiyor dediniz. Peki bugüne geldiğimizde biz konuşmuyor muyuz? İşte muhalefet partileri teröre destek veren, terörle birlikte yürüyen HDP ile birlikte nasıl olabiliyor diye ki yine terör elebaşlarının daha geçen hafta Karasu'nun çizdiği bir yol vardı muhalefet partilerine. Nasıl bir yol izlerlerse, nasıl iktidara gelirler, HDP ile nasıl bir masaya oturmalılar diye açıklamalar geldi. Hatta yeri gelmişken o açıklamayı paylaşalım, size onu da sorayım o zaman, gençler bunu görmüyor mu diye. HDP neredeyse günah keçisi haline getirilmiş. HDP'ye selam veren bile düşman görülüyor. HDP'ye selam veren bile ihanetçi olarak değerlendiriliyor. Daha önce Kılıçdaroğlu linç edilmek istendi. Yakın zamanda Meral Akşener linç edilmek istendi. CHP'sinden işte Saadet Partisi'ne kadar birçok parti ayakta kaldıysa bu HDP'nin direnişçiliği olduğu. On binlerce çıksın sokağa, bu iktidar bitmiştir. Yapacağı bir şey yoktur.
Evet, diyor ki CHP'sinden Saadet Partisi'ne kadar birçok parti ayakta kaldıysa bu HDP'nin direnişiyle oldu. 10 binler çıksa sokağa bu iktidar bitmiştir. Geride bıraktığımız haftada da işte nasıl bir yol izlemeli muhalefet partileri diyor. Yani CHP ayaktaysa bizim sayemizde ayakta diyor. Sayın Güvenç, sizi bu yüzden böldüm. Şimdi gençler bu ve bunun gibi açıklamaları görmüyor mu sizce? Okumayı yapamıyorlar mı? Şimdi oraya geleceğim ama müsaade ederseniz şu seçmen üzerine oynadığı oyunu psikolojik geliştirdiği siyaseti psikolojik siyaset üzerinde sözlerimi tamamlamak istiyorum. Bilinçli bir şekilde gençler üzerine oynuyor. İfade ettiğim gibi gençler daha idealist tabii. Gençler daha özgürlükçü. Gençler tırnak içerisinde söylüyorum daha dünyayı hayatı farklı görüyorlar. İşte o hassasiyeti, gençlerin o idealizmini yakalamaya çalışıyor. İçi tamamıyla boş olan söylemlerle, işte demokrasi diyor, özgürlük diyor. Bakın dikkat edin, beni daha rahat eleştireceksiniz diyor. Oysa kongrede kendisini eleştirene atın bunu dışarı diyor. Kongrede veya siyasette kendisine muhalif olanlara yaşama hakkı vermiyor. Siyaseten yaşama hakkı vermiyor. Çarşaf çarşaf liste açıklayabilirsiniz. Mesela keşke şu anda ekrana Kılıçdaroğlu yönetime geldiğinde CHP'de etkili olanların bugün nerede olduklarını bir ekranın kenarına getirebilsek. Hı hı. Partinin bütün ağır topları bugün siyaseten yoklar. Ama ben demokratim diyor. Gençler bunu hatırlamaz diye düşünüyor. Hı hı. Dolayısıyla ifade etmek istediğim şu, bunları Kılıçdaroğlu'nun komik söylemleri falan diye değerlendirmeden üzerinde ciddi çalışmamız gerekiyor. Çalışıyor üzerine musunuz Sayın Vekil? Ne yapıyor AK Parti? Karşı bir üst akılla. Bir soru sorabilir miyiz? Ciddi Sayın bir Vekil, akılla. Sayın Vekil, Melih Bey'in size bir sorusu var. Bir soru sorabilir miyiz? Buyurun. AK Parti nasıl bir çalışma yapıyor? Buyurun. Yani durumu analiz Buyurun ediyoruz. Melih. Bunu herkes analiz yapıyor. Cumhuriyet AK Partisi diyor böyle böyle gençleri işte seslenmeye çalışıyor ve yalan ne yazık ki ülke siyasetine atıyor diye. Ne yapmak çalışıyor AK Parti? Bununla ilgili sorunu anlattınız. Analizleri de biliyoruz. Somut neler vardı? Yani gençleri anlatacağızın dışında acaba teknikler değerlendiriliyor mu? Örneğin Kılıçdaroğlu TikTok'ta konuşuyor. Milletvekilleri çok aktif Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Bu konuda parti içinde nasıl bir tartışma var? Nasıl bir hazırlığınız var? Yani bakın bu konuda AK Parti'nin kurumsal yapısı çok ciddi tecrübe birikimi elbette duyarsız değil. Bunlarla ilgili uğraşıyoruz. Mesela AK Parti'nin yaptığı çok güzel bir şey haftanın yalanları diye günlük yaptıkları agresif yalanlara karşı açıklamalarla sosyal medyayı çok boş bırakmıyoruz. Ha, yeterli mi? Üstüne daha koymamız lazım. Bakın iktidar olmanın bize getirdiği yükler ve sorumluluklar var. Karşıdaki ahlaksız siyaset bu ülkede bir ilçenin bir beldesindeki bir bekçinin yaptığı olumsuz hareketi doğrudan Cumhurbaşkanı'na bağlayarak iktidarı yıpratmaya çalışıyor. İşte bir yerde bir hakimin kamu vicdanını yaralayan, kamu vicdanını rahatsız eden kararı üzerinden tüm yargı sistemini mahkum edebiliyor. İşte bir kaymakamın bir yanlış tavrı üzerinden tüm ülkeyi ve yönetenleri hepimizi baskı altına almaya, yıpratmaya çalışıyor. Şimdi bunu görüp buna karşı çok ciddi şekilde reaksiyon göstermek, gecikmeden reaksiyon göstermek, ciddi refleksler ortaya koymak, yaptıklarını ciddiye alıp halk üzerinde bunların etkili olduğunu görüp her bir adımlarına karşı rasyonel, pratik, çabuk ve her türlü enstrümanı kullanarak yani sosyal medyayı, sosyal medyanın değişik mecralarını, görsel basını, yazılı basını hepsini kullanarak anlatmamız lazım. Tabii hepsinden ötesi de özellikle Cumhurbaşkanımızın riyasetinde bunların ahlaksızca istismar edebileceği eylem ve işlemlere gerek partide gerek kamu yönetiminde fırsat vermememiz gerekiyor. Bunlara çok ciddi tedbirler almamız gerekiyor. Yani Cumhurbaşkanımıza, AK Parti'nin 20 yıllık birikimine hiç kimsenin dil uzatamayacağı eylem ve işlemleri yapmak, bu tür işleri yapanlar varsa bunlara karşı da gerekeni anında yapmak zorundayız. Bilinmelidir ki
yaptıkları her manipülasyon var olan bir yaranın, bir yerde bulunan küçük bir sorunun büyütülmesi devasa hale getirilip alıcıya satılmasıdır. Ve müşteri bulmaktadır bunlar. Bunlara karşı söylediğim gibi bir sadece söylemde değil, eylemde de eleştirileri karşılayacak eylemler yapmak, gerekeni yapmak, bunu yapabilecek bir ikimi var AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanımızın. İki, yaptıklarımızı da ısrarla bu yalanları hafife almadan, bunlarda gayri ciddi bulmadan çok bilinçli hareket ettiklerini görerek mahalle mahalle her mecrayı kullanarak fert fert anlatmamız gerekiyor. Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız bana göre ve bunun üstesinden gelebilecek AK Parti'nin bilgi, birikim ve tecrübesinin olduğunu düşünüyorum. Yani... Şimdi terörle ilgili konuya gelince onu, bakın orada da ciddi bir manipülasyon yapıyor. Ona bir virgül koyayım mı Sayın Vekil? Ya da kısaca alayım. Mustafa birkaç Karasu cümle alayım denilen lütfen. Adam. Birkaç cümle olarak alayım bakın, lütfen onu. Bakın. 3 yıl önce bu gazi meclise 500 metrede işinden çıkmış sivil insanların otobüsünün önünde bomba patlattı bu televizyonda deminki konuşan adam. Bugün o adam CHP ile işbirliği yapıyor. O adam meydan okuyor. Eğer biz o adamla bu CHP'nin ve diğer muhalefet partilerin işbirliğini halka tam olarak anlatamıyor isek, bunlar eğer Allah korusun en ufak bir otorite zafiyeti gördüklerinde tekrar Merasim Sokak'ta da, Kızılay'da da, İstanbul'un Çağlayan'ında da savcı öldürebileceklerdi. Tekrar bombalar patlatacaklarını anlatmamız gerekiyor. Israrla bunları hafife almadan, bakın bunlar böyle konuş, gencine de ihtiyarına da yapmak gerekiyor. Yani zor bir işle karşı karşıyayız. Ben seçim satımı haline girildikçe, daha seçime 2 yıl var, dozunu artırarak devam edeceklerini düşünüyorum. Onun için de bizim tüm kadrolarımızla akılcı, ortak aklı üreterek bunlarla mücadele etmek gerektiği fikrindeyim. Peki şimdi aslında konuşulacak çok daha fazla başlık var ama bir yandan süreyi de değerli kullanmak istiyorum. Bir yandan da bu işin işte siyaset, iç siyaset boyutunu konuşuyoruz. Geride bıraktığımız hafta yine Melih de buradaydı. Medya ayağını konuştuk bu işin. Yine benzemezlerin bir araya gelmesini konuştuk. Hikmet Genç vardı yine hatırlayacaksınız. Bölüm bölüm konuşuyoruz. Bir de bu işin uluslararası boyutu yani ülke dışındaki boyut var. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin bugün hali hazırdaki başkanının daha önce yaptığı o açıklamalara şahit olduk. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nin keza işte terör örgütlerine yardımı malumunuz. Bir yandan Amerika Birleşik Devletleri'nde FETÖ yapılanmasının ne kadar hala aktif olduğunu biliyoruz. Dosyalar dolusu belgeler gönderdik ama bir sonuç elde edilebilmiş değil. Son dönemde gelen bir operasyon ekibi var. Hatta arkadaşlarım da Barko'ya taşısınlar birkaç isme de birlikte bakalım kim onlar diye. Onun üzerine de konuşalım. Süreyi de değerlendirmiş kaç olalım. Kaç dakikamız var? Soralım Mehmet'e kaç dakikamız var diye. 14. 11 dakikamız 11, varmış. 11 dakika. Az bir süremiz kalmış. Hemen seni Allah buradan bunu da düşmeden ben çıkarsam. Mehmet bize o barkoyu verirse hızlıca. Zaten birkaç isimden söz edeceğim sadece. Sonrasında sizin yorumlarınızı isteyeceğim. Türkiye'ye karşı bir operasyon ekibi. Amerika Birleşik Devletleri eski ulusal güvenlik danışmanı. Baltın açıklamaları zaten malumunuz. FETÖ'cü Önder Aytaç var. Aytaç'ın yakın arkadaşı var. Eski İtalya Dışişleri Bakanı var bu ekibin içerisinde. Bush döneminde Amerika'nın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi var. Eski CIA istasyon şefi George W. Bush'un kardeşi, FETÖ'cü firarilerden eski CHP milletvekili. Ben şimdi soruyu şöyle soracağım. Sayın Bakan size döneyim bu noktada. Hani ülke içindeki benzemezleri konuşuyoruz ya burada da evet. Benim mi bu şekilde dikkatimi çekiyor? Birçok benzemez bir araya gelmiş ve Türkiye karşıtı bazı açıklamalar yapılmış. İşte Türkiye'ye artık bir an önce müdahale edilmeli. Bir platform da kuruldu. O platform tabii, üzerinde çalışıyoruz. Bir yandan da işte demokrasi elden gidiyor. Diyor. Demokrasi evet, platformu. Demokrasi platformu. Demokrasi elden gidiyor ülkede bir an önce bir şey yapmak lazım gibi açıklamalar var. Baltın'da açıklamaları o yöndeydi. Ne diyorsunuz bu ekibe? Neler Sayın Bakan bu isimleri eskiden de biliyordur. Tabii. Şimdi rahmetli Kamran İnan'ın bir lafı vardı.
bu devletin içindeki hainler dışarıdakilerinden daha fazladır. İşte yani hani devletin derken şu şuradaki isimler, buradaki isimler. Yani biz düşman olarak görmüyoruz ama hani bize hasım diye işte Yunanistan, Ermeni diasporası filan şususunun bu değil. Esas düşman bunlar. Evet. Ama tabii bunlar cesareti nereden? Bunlar aynı zamanda uşak, bunlar aynı zamanda kukla, bunlar aynı zamanda robot, bunlar aynı zamanda kendi iradeleri dışında çalıştırılmış mankafa mı yok ne deniyordu? Mankurt olmuş insanlar. Nedenini anlatayım size. Daha geçen hafta çıktı yazım. Türk düşmanı Menendez diye. Şimdi 1970'lerden bu yana, 74'ten bu yana zaten Amerika'nın Senato'nun Dışişleri Komitesi safkan Türk düşmanları elindedir. 2019'lara kadar yani Biden'ın Senato Dışişleri Komisyonu oluncaya kadar ondan önceki orada doğmuş Yunan asıllı Spiros diye birisiydi. Ama adam çok iyi eğitim yapmış. Hukukçu, savcı, hakim, muazzam itibara kavuşmuş. Ama safkan Yunanlı. Amerika'daki Ortodoks Kilisesi'nin hamisi. Gelmiş geçmiş bütün Yunan başbakanlarının fiili danışmanı ve Biden'ın da en yakın arkadaşı, arkadaşının üstünde. Büyük bir dostluk. 2020'nin sonunda öldüğünde, vefat ettiğinde, Aralık ayında 7-8 ay önce Biden ilk eşinin kaybından sonra yaşadığı en büyük acıyı yaşadım diyor ve diyor ki ben Türkiye, Kıbrıs ve Yunanistan'da ne biliyorsam hepsini bana Spiros öğretti diye. Şimdi bunun yerine geçen Menendez denilen birisi daha da beter. Şimdi aslında Amerika'nın bu siyasi yapısı içerisinde Amerika'nın derin devleti tarafından da desteklenen Türkiye'yi sürekli kontrol etmek için kurulmuş bir yapı var, siyasi yapı var. Bunun da merkezi Senato ve Senato'daki Dışişleri Komitesi. Evet. Şimdi bunlar da o komitenin, o Menendez ve benzerlerinin arkasında bunun Biden'ın da bir üflemesi kesinlikle vardır. Bunlar kullanacak maşalar. Şimdi artık Amerika doğrudan doğruya kendisi devrede görünmek istemiyor. Çünkü o kadar çok suça iştirak etti ki yeter artık diyor. Kendi içinde de fazla bir taraftarı olmadığından bu gibi maşaları kullanacak. Ama bize düşeni bu maşaları ifşa etmektir orada. Bunu yapacak olan yalnız dışişleri değil, yalnız hükümet değildir. Bugün Türkiye'de büyük kuruluşların Amerika'da, Brüksel'de bir sürü adam. Peki ne yapıyor mesela bunlar? Odalar Birliği'nin yıllardır, ondan sonra buralarda adamları vardır. Yok Bosforus Enstitüsü var, yok bilmem TÜSİAD'ın var, MÜSİAD'ın var. Şimdi biz bunları eleştiriyoruz ama şunu yapıyorlar diye. Peki bizler ne yapıyoruz? Hiçbir şey. Yani öz eleştiri yapalım. Yapması gerekenler, hep söylerim ben yıllardır, 200'e yakın üniversitemiz var. Ya bırakın 200'ü, şunun 50 tanesinde herhalde her birinde 10 tane eli kalem tutan akademisyenimiz vardır. 500 kişi eder. Ayda bir tane mektup yazsalar Türkiye'yi aydınlatacak, kendi dış dünya içeriğine yetecektir. Dünyanın en zengin ticaret odaları Türkiye'de. İstanbul Ticaret Odası 300-400 bin Frankfurt'un nüfusu kadar üyesi var. Acaba ne yapıyor bunlara karşı? Hiçbiri. Yani diğer kuruluşlara da gidiyor. Herkes hep devletten, az sayıdaki diplomattan bir şey yetişiyor. Şöyle diyeyim, bu ülkeyi savunmak yalnız 18 yaşında, 20 yaşında güle oynaya şehit olmaya giden çocuklarımızın işi değildir. Onlar onu yaparken bu değil saydıklarım nerede? Yani bu milletin paralarıyla, vergileriyle okumuş akademisyenlerimiz, emekli büyükelçilerimiz, Türkiye ile ilgili 150 tanesi bir imza attı. İçinde çok arkadaşım da var. Tamam at imzanı ama bunlarla da boğuş, bunlarla da uğraş, üstüne git. En vallahi iyi bu devlet burada. Gitmiş Sayın Akarcan. O tiplere bakıyorum şey da, o bürokrat eski diplomatlara bakıyorum da bu devlet iyi ayakta kalmış adam. Şunu söyleyen bir eski büyükelçi Washington'da. Ya biz ya, Doğu Akdeniz'de niye soruyoruz diyor emekli büyükelçi ama. Utanç verici bu adamlar bizim ya Amerika'nın elçisiymiş bunlar. Ya, tamam çok açık söylemek hepsi, gerekiyor. Ama bakın şöyle diyeyim. Şimdi batıya baktığımız zaman ülkesini iş dünyası savunuyor önce. Yani bizim iş dünyamızın, Türkiye'nin sorunlarını herhangi bir ülkede ciddi, kapsamlı bir şekilde yaptığını düşündüm mü? Ben zamanınızı söyledim diye bana
kızdılar. Cuma akşamından, tamam mı, ne kadar Türkiye'de oda başkanı varsa, sanayi ticaret odası vesairese, uçağa doldurulup Brüksel'e gönderiliyordu. Cuma akşamından pazartesi dönüyorlardı, lobi yaptık diyorlardı. Yani hem kendilerini aldatıyorlar, evet, hem de işi bilmeyen vatandaşa. Cumartesi, pazar Avrupa'da kutsaldır. Savaş çıksa askere gitmez adam şeyinden, öylesine. Şimdi bu ülkede haraç diye topladığı paralarla, aidatların hepsi haraçtır. Kenan Evren zamanında çıkmış bir şeydir. Bir de ne vardır biliyor musunuz? Zorla kardan pay alır. Yani odalar birliği ve sanayi ticaret odaları kardan pay alır. Zarara gelince bir şey ödemez. Bu paralar nerelere harcanabilir bilemezsiniz. İşlerinden biri vefat ettiği zaman çarşaf çarşaf o paralarla yani gazete ilanı çıkar. Hı hı. Ama siz şimdiye kadar bunların sistematik bir şekilde uluslararası standartta Türkiye'nin çıkarı için herhangi bir ilan verdiğini, herhangi bir yerde bir araştırma yaptırdığını, Türkiye'nin işte Kıbrıs meselesi, Doğu, evet, Akdeniz konusunda Avrupa'nın, Batı'nın üniversitelerine veya uzmanlarına, hukukçularına bir araştırma yaptıklarını finanse bilmiyoruz. Üniversiteleri de var, vakıfları da var. Hı hı. İstanbul Ticaret Odası'nın üniversitesi var, Topun Üniversitesi var, İzmir'deki üniversitesi ama var. Ama burada bir şey de gözümüze ama çarpmıyor mu? Kısaca efendim, onu söylemek isterim. Bunlar, bakın, öz eleştirileriniz çok değerli. Gözüme çarpan şey şu. Şimdi Biden, Johnson'ın o açıklamalarını yaptığında muhalefeti destekleyeceğiz burada dedi. Seçim döneminde dar bir bölgede, hı hı, çok fazla böyle o demokratların olduğu yerde yaptığı bir konuşmaydı aslında. Şimdi Biden Cumhurbaşkanı oldu Amerika Birleşik Devletleri'ne, evet, ve Türkiye ile ilişkilerini hal yoluna koymak için son Cumhurbaşkanı ile görüşmesinde de pozitif açıklamalar, hı hı, yapıyor. Yani o marjinal yola girmez ABD Devlet Başkanı. Türkiye'de muhalefeti destekleyeyim, işte AK Parti 2023'te devireyim diye. Bundan bir çark söz konusu. Ben de bu tarz faaliyetleri içeridekilerin, o hani Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer muhalefette biraz heveslenmişti. Biden bizim arkamızda olacak iktidara gelirse diye. Biden'ın bu çarkı üzerine başka bir rol yaptıklarını, yani marjinalleştiğini düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde Bolton, evet, eski ulusal güvenlik danışmanı, ama Türkiye karşıtlı o lobinin dozunun düştüğünün bir göstergesi bence bu tarz sivil toplum yapıları, FETÖ-vari oluşumlar. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nden o Biden'ın seçim döneminde yaptığı açıklamalar gibi sert bir muhalefet çıkmayacağını görüp bu işlere NATO söylüyorlar. Zirvesi de zaten bir göstergeydi. Yani peki, biraz da öyle okuyorum bunu. Peki şöyle de okunabilir mi? Şimdi demokrasi projesi, az önce demokrat amca başlığını konuştuk. İşte Biden destek vermeyecek başkan oldu dedin. Bu proje Türkiye ayaklı yürütülen bir proje mi? Mesela eski CHP'li isimler var. Onlar sence var. İletişim halinde olan bir proje ya mi yoksa? %100 bunların içinde bakın gittiler Amerika Birleşik Devletleri'ne FETÖ'cülerle görüştüler. Boy boy fotoğrafları var CHP'lilerin. Anlatabiliyor muyum? Hani herkesten önce biz gördük uyardık diyorlar ya. Tamam, herkesten önce gördünüz uyardınız. Arkadaş, her şey açığa çıkınca niye Amerika'ya gidip görüşüyorsunuz bu adamlarla? Danışman kadrosuna kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bu saydığınız isimler tek tek anmak istemiyorum. Biri geçen istifa etti, bu Aykan Aydemir falan filan. Yani bu ekiple çok ayrı değil. Bir de Johnson, politik doğruculuk dünyayı esir almış durumda. Son 50 yıldır bir takım kavramlar çıkartıyorlar. Artık bunu, bu kavramları böyle konuşmaya başlayın diyorlar. Demokrasi de o politik doğruculuğun en şeylerinden birisi. Bakın dünya üzerine. İsminde ne kadar demokrat olan ülke varsa faşizmle yönetiliyor. Kuzey Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Çin bilmem ne cumhuriyeti. Evet, evet. Krallıkları görüyorsunuz, demokrasi var. Yani bunlar, birinin demokrasi demesi bilmem ne demesi hiçbir şey ifade etmiyor. Politik doğruculuk kalıplarını dünyanın her yerinde dayatarak pek çok tartışmada bulunuyor. YPG'nin başında demokrati koyuyor. Tabii ki demokratik halk cumhuriyeti bilmem ne. Şimdi meşru oldu diyor. Şu soruya cevap arayalım ya. Amerika 1960'lardan bu yana hakiki anlamda hangi ülkeye demokrasi gelmesini sağlamıştır? Bakın, 100 puanlık soru. Hakikaten yani oraya iyi niyetle gidip halkının bilinçlenmesini sağlayıp sömürülmekten uzaklaştırılıp hangi Latin Amerika ülkesine, hangi Afrika ülkesine, hangi Asya ülkesine gitmiştir? Türkiye diyelim ki kendisine en sıcak yaklaşmış ülkelerden biri. Şarkılar düzenlenmiştir. Amerika, Amerika, dünya var oldukça seninle izlenerek. Bilal Bey, aynı yere tamam geliyoruz. Bakın, ondan sonra peki ne yapmıştır Türkiye? Yalnız darbeleri desteklemiştir vesaire. Yani böyle bu, bir hava yaratıyorlar bu şerefsizleri, Türkiye'de. Bu şerefsizleri aslında, tamam mı, devletin değil, halkın, dediğim gibi akademisyenlerimizin, iş adamlarımızın, diğer emekli büyükelçilerimizin, generallerimizin, onların deşifre etkileri de kalmadı, onu söyleyeyim size. Amerika'da bizim konuştuğumuz kadar da etkileri yok. Konuşuyorum Amerika'dan gelen insanlar, hayatı gözleyenlerle. Öyle bir etkileri de yok. Bunların nasıl şarlatanlar, peki, oldukları falan da çıktı bugün son dönemde. Aslında, peki, onun paniği o ben. Zaman, bugün aslında nereye bağlanıyor biliyor musun? Bir cümlede ben ilave edeyim. Hani Amerika şimdiye kadar nereye demokrasi getirmiştir? Dediniz, sordunuz, gene bu demokrat amcaya geldik. O da şu, yani
Çok bütün dünya bilir. Amerika'nın hatta Biden konuşurken, Erdoğan'ı gönderin derken. Ama bir dakika, bir dakika, sakın darbeyle falan değil. Çünkü belli. Kendi de biliyor. Biz darbeyle değiştiriyoruz her şeyi. Ama şöyle bir şey var. O söylendiği zaman şu anda kendi demokrat amca diyen Kılıçdaroğlu, dünyada Amerika'nın hiçbir coğrafyaya demokrasi getirmediğini bile bile, onu da biliyoruz, bilmiyoruz, onu da bilmiyoruz. Bildiğini sanıyorsunuz. Biden'a... Siz iyimserseniz bildiğini sanıyorsunuz. Bakın, Biden'a şu mesajı gönderdi. Lütfen son bize cümle demokrasi alacağım. Getir dedi. Yani evet. Dünyada hiç demokrasi getirmeyen... Evet. Burada açıkçası söyleyeyim. Peki. Dış politikada demokrasi... Sayın Kılıçdaroğlu mandacıdır. Nokta satır başı bitti. Peki. Değerli konuklarıma çok teşekkür edeceğim. Maalesef Halk süremizin TV'de sonuna geldik. Daha uzun konuşmak isterdik. Tartışalım. Önümüzdeki hafta çarşamba günü okuyorum. İnşallah yine konuşuyor oluruz. Sabah gazetesi yazarı Melih Hatunok, akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, eski bakan Sayın Bülent Akarcalı, Meclis İçişleri Komisyonu Başkanı Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Celalettin Güvenç. Evet, sabah akşam esprisini oradan yakaladım. Çok teşekkür ediyorum değerli konuklarıma. Sizlere de teşekkür ediyorum bizi izlediğiniz için. Sabah saatler 9 olduğunda görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.